Öncelikle tüm katılımcılara iyi akşamlar dileyerek başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından organize edilen genel merkezimizin de destek verdiği internet seminerimizin bu akşamki sunumu Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü hocalarımızdan Profesör Doktor Aykut Akgün tarafından verilecektir. Aykut hocamın özgeçmişinden biraz bahsedeyim. Profesör Doktor Aykut Akgün 1976 Düngel Solhan doğumludur. 1993 yılında girdiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun olmuştur. 2007 yılında 950 Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden doktora derecesi almıştır. 2007 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü uygulamalı jeoloji Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamalı jeoloji ABD'de Yardoç doktor görevine başlamıştır. 2010-2012 yılları arasında ODTÜ Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur. 2012'de doçent, 2018'de profesör unvanı almıştır. Halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji ABD'de öğretim üyeliği görevini devam ettirmekte olup aynı zamanda Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Hocamızın bu akşam bize sunacağı konu ise günümüzün en önemli doğal kaynaklı afetlerinden heyelanların insan yaşamındaki yeri ve öneminden yola çıkarak etkin bir heyelan afet yönetim modelinde sivil halkın heyelanların tespiti, kayıt altına alınması ve ileriye dönük kestirim modellerinde kullanılabilir kılınmasına katkısına bir bakış sunacaktır hocamız. Ben sunuma geçmeden önce hatırlatma yapmak istiyorum. Birincisi bildiğiniz gibi Zoom üzerindeki canlı yayınlarımız aynı zamanda odamızın YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor eş zamanlı olarak. Sizlerden ricamız odamızın YouTube kanalına destek vermeniz, abone olmanızdır. İkinci hatırlatmam ise hocamızın sunumundan sonra soru sormak isteyen, katkı yapmak isteyen kişilerin el kaldırmasıdır. Aynı zamanda gene YouTube'da üzerinden chat penceresi üzerinden soruları sorabilirsiniz. Ben şimdi sözü hocama bırakacağım. Hocam buyurun söz sizde. Teşekkür ederim Hakan Bey. Ben önce bir ekranımı paylaşmak istiyorum. Katkı yapmak isteyen kişilerin el kaldırmasıdır. Aynı zamanda gene YouTube'da üzerinden Ses geliyor mu acaba? geliyor hocam şu an ekranda sunumunuz. Tamam. Ben Hakan Bey'in sesini biraz alamadım çünkü hani konuşuyorsa kesmiş gibi olmamak adına Yok, sordum arka planda eğer. ses açıktı hocam, ondan öyle oldu. Peki, o zaman başlayabiliriz herhalde. Başlayalım. Peki. Öncelikle herkese iyi akşamlar demek istiyorum tüm katılımcılara. Bugünkü sunumu aslında planlarken baştan genel bir takım kavramlar üzerinde durmak ve bu kavramlardan yola çıkarak aslında pek çoğumuzun çok farkında olmadığını düşündüğüm özellikle bizim mesleğimiz adına ve mesleğimiz özelinde de heyelan çalışmaları ile ilgili olarak sivil bilim kavramı üzerine konuşmak istedim. Bu sunum çerçevesinde aslında sizleri çok fazla sıkmayacağımı baştan söylemek isterim. Çünkü anlatılanların büyük bir çoğunluğunu katılımcılarımız zaten biliyorlar ama yeni bir hatırlatma, yeni bir farkındalık oluşturma maksadıyla sunum içeriğini hazırladığımı ifade etmek isterim. Şimdi bildiğiniz üzere tabii heyelan genel kavramı üzerinden baktığımızda tabii
farklı kütle hareketleri için biz tabii ki heyelan terimini kullanıyoruz. Ama bunun içerisinde özel anlamda kaya düşmeleri şeklinde diğer sayabileceğimiz kütle hareketleri de söz konusu. Ve Türkiye'nin genel durumuna bakacak olursak aslında daha önceki sunumlarda da bunlardan biraz bahsedildi. Çok bunlar üzerine durmadan hızlıca geçmek istiyorum. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesi ve Türkiye'deki ana tektonik hatları takip eden lokasyonlarda heyelan yoğunluklarının oldukça fazla olduğu bir coğrafyadayız. Bu noktadan hareketle tabii ki heyelanlar dünkü Hakan hocamızın da sunumunda bahsettiği üzere aslında doğa olayları. Fakat insanla etkileşime geçtiğinde biliyorsunuz afet boyutuna ulaşıyor ve bu noktadan da baktığımızda heyelanlardan etkilenen alanlar nereler diye baktığımızda da yine Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgesinin bu doğa olayından oldukça olumsuz anlamda etkilendiğini görebiliyoruz. Şöyle bir genel Avrupa'daki ya da dünyadaki duruma göre biraz kıyas yapacak olursak, Avrupa'daki heyelanların neden olduğu toplam 1375 ölümlü olayın 335'inin Türkiye'de gözlendiğini görüyoruz. Bu bakımdan Türkiye ölüm olan oranları içerisinde maalesef birinci sırada yer alıyor. Avrupa'daki 1995 ve 2015 yılları arasındaki ölüm oluşturmuş heyelanların dağılımına baktığımızda daha çok tabii İtalya'da yoğunlaştığını görüyoruz. Ve bu sözünü etmiş olduğumuz çıkarımı da aynı şekilde grafik üzerinden de görmemiz mümkün. Şimdi tabii ki biz heyelanın neresinde yaşıyoruz sorusu biraz ironik bir soru aslında. Çünkü bir heyelan kendi içerisinde bir geometri, özel bir geometri sunan bir doğa olayı ve bu geometrinin neresindeyiz sorusu aslında sormamız gerekenlerden bir tanesi. Kıyısında mıyız, üzerinde miyiz yoksa topuk diye tariflediğimiz alt kısmında mıyız? Buradan aslında hareketle sormak istediğimiz temel soru şu, heyelanla ilişkili olarak bir net bir ilişkimiz var mı yaşam alanlarımız çerçevesinde? Dolayısıyla bu sorunun cevabı bizim için hayati. Çünkü baktığımız zaman dünyadaki olayların öldürücülük veya işte daha yabancı terim anlamıyla fatality dediğimiz sonuçlarına baktığımız zaman deprem sonucunda meydana gelen ölümler de aslında deprem öldürmüyor. Depremden dolayı binalar ya da üst yapı dediğimiz yapılar içerisinde ya da etkileşimde olan nedenlerden dolayı insanlar ölüyor. Fakat heyelanın şöyle bir özelliği var, direkt olarak öldürücü bir özelliği var. Bu anlamda baktığımızda heyelanlarla nasıl bir ilişki içerisindeyiz, yaşamımızın neresinde bu anlamda ciddi manada bir farkındalık içerisinde olmamız gerekiyor durumunu yine hatırlatmak isteriz. Şimdi yine dünkü sunumu izleyenler için belki bir böyle genel bir tekrar gibi olacak aslında ama baktığımız zaman Doğu Karadeniz özelinde baktığımız zaman tabii kayıt altına alınan afetler var. Kayıt altına alınamayan afetler var ama kayıt altına alınmış afetlerden itibaren özellikle heyelan açısından bakıldığında bugüne kadar bakıldığında Doğu Karadeniz bölgesinde işte 1929 Trabzon of Kıyameti olarak bilinen aslında bir taşkınla beraber ve ilişkili olarak ortaya çıkan heyelan süreçlerini ve bu süreçlerden dolayı da yüzlerce köyün ve binlerce insanın zarar görmesi hem can hem mal kaybı açısından söz konusu. 1929'dan günümüze kadar baktığımız zaman biraz sonra örneklerini vermeye çalışacağım. Farklı zaman dilimlerinde ciddi can ve mal kayıplarına neden olan heyelan süreçleriyle karşılaşıyoruz. Hem Doğu Karadeniz özelinde, bu sadece tabii Doğu Karadeniz'de kısıtlanacak değil, Türkiye'nin farklı yerlerinde de bu manada gerçekleşmiş olan
heyelan süreçlerini biliyoruz. Ama makus tarih hep aynı tabii ki 1929'dan 2020'ye geldiğimizde maalesef süreçler 3 aşağı 5 yukarı aynı gerçekleşiyor. Şöyle Doğu Karadeniz bölgesindeki önemli heyelanlara biraz hatırlatacak olursak halk arasında çoğunlukla Sera heyelanı olarak bilinen Yıldızlı heyelanı 1950 yılında meydana gelmiş olan bir heyelan. Şöyle baktığınız zaman bu 1950 yılında hemen heyelanın sonrasında Beret tarafından yapılmış olan bir yayından alınan bir fotoğraf. Bilemiyorum sizlere ne kadar kaliteli geliyor görüntü ama çok eski olması da değil. Açıkçası bundan başka bir kaynağa ben ulaşamadım fotoğraf anlamında. Ama baktığınızda heyelan kütlesini şu şekilde görüyoruz ve çevresine baktığımızda da hemen hemen çok az denecek kadar yerleşim yani pek gözükmüyor bile. Fakat buradan hareketle tabii ki bu heyelan sonrasında bir heyelan set gölü meydana geliyor. Şu an turistik bir lokasyon olarak Trabzon'da görülüyor. Şöyle bir tabii günümüzde artık uydu teknolojilerinin artmasıyla birlikte değişimi çok net olarak görme şansına ve izleme şansına sahibiz. Şöyle bir perspektif çıkarttığımız zaman 2009 yılında evet yerleşimler yine çevresinde var yakın olarak bakıldığında. Yavaş yavaş üst kısımlarda da yerleşimler gözüküyor. Daha sonra burada baktığımız zaman yani 2020'ye geldiğimiz zaman ciddi anlamda gelişmiş olan bir heyelan kütlesi üzerinde yapılaşmaların ve hatta ciddi anlamda dengeye tam olarak ulaşmadığı noktasında bir kanaatte sahibim ben kişisel olarak. Böyle bir alanda özellikle topuk kısmında çok ciddi deformasyonlara sebep olabilecek kazı çalışmalarının yapıldığını görüyoruz. Bu tabii ki çok enteresan bir çıkarım. Bununla ilgili daha sonra da tekrar konuşma şansına sahip olacağız. Yine Doğu Karadeniz bölgesindeki önemli heyelan olaylarından bir tanesi 1986 yılında Maçka Çatak heyelanı yaklaşık 60 küsur civarında insanın yaşamına mal olmuş olan bir süreç. Baktığımız zaman yine yerleşimle ilişkili olarak baktığınızda arkada heyelan kütlesini görüyorsunuz ve hemen alt kısımlarında yerleşim alanları ve komşu yamaçlarda yine yerleşim alanlarını görüyoruz. Evet, bir zaten yol geçiyor bu eski kullanılan Trabzon-Gümüşhane karayolu. Ve yine bu heyelan sonrasında oluşan bir set gölü gibi ve ondan etkilenen yine bakın yaklaşık birkaç kata kadar etkilenmiş olan bir yapı söz konusu. Yine aynı alandan. Artık tabii buradaki kurtarma çalışmaları ve rehabilitasyon çalışmaları sırasında söz konusu az önce gösterdiğimiz evin yıkıldığını görebiliyoruz. Yine aynı alandan heyelanla birebir etkileşimde olan yerleşim alanları artık tabii bunların hiçbiri yok. Yine 2016 Rize Güneysu dan meydana gelen çok sayıda toprak akması ve sığ kayma şeklindeki hareketlerden etkilenen alanlar. Baktığımızda ev tamamen hareket eden kütlenin üzerinde, kıyısında olan var, yine altında olan var. Tabii Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle köy alanları diyebileceğimiz yerleşim alanlarında yerleşimin çok dağınık olması bu anlamda tabii ki kontrolün de zorlaşmasına bir noktada sebebiyet veriyor. Ama bunların da yine tartışılması gerekiyor. 2016'da yine Çaykaraof Karayolu'nda meydana gelen bir heyelan. Burada yine bir yol kazı çalışması sırasında tetiklenen bir heyelan. Yine insan etkisiyle beraber gelişen bir süreç.
2016 görüntüsü aslında bu. Trabzon Kaymaklı Mahallesi dediğimiz, aslında burası tam Trabzon Gümüşhane Karayolu üzerinde yer alan bir lokasyon. Buranın tabii enteresan ve ironik tarafı da şu. Aynı alanda 2009 yılında bir kaya düşmesi meydana geliyor ve yaralanma söz konusu. Daha sonra 2016 yılında aynı alanda yine kaya düşmesi meydana geliyor. Bu sefer iki ölü söz konusu. Maalesef bazı olaylardan ders alarak çözüm yoluna gitme noktasında ivedi davranma konusunda maalesef çok etkili ve yetkin olmadığımız bir örneği bize sunuyor. Aynı alandan görüntüler bunlar. Yine 2018 Araklı taşkın ve eylemleri, yine dün Hakan Hoca'nın gösterdiği slaytlardan aslında bir tanesi. Baktığımız zaman burası bir kamu kurumu, okul ve okulun tabii artık yerleşim lokasyonları, yani evleri artık hadi bir kenara bıraktık diyelim ama kamu kurumlarının böyle lokasyonlara kurulması ve bu lokasyonlara kurulurken de acaba burada bu tarz bir olayla karşılaşır mıyız kaygısının izlenmemesi de son derece üzüntü verici bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Yine yakın geçmişte 2019 yılında Ordu Aybastı'da meydana gelen bir heyelan. Neredeyse tam bir mahallenin ortadan kalkmasına sebebiyet veriyor. Baktığınız zaman tabii burada insanların yaşam alanlarını kurarken belki hayalleri var, belki geleceğe yönelik beklentileri var. Uzun yıllar yapmış oldukları birikimler var ve bunları tek bir lokasyona, tek bir yaşam alanına bağlıyorlar ve bu yaşam alanında maalesef bir anda bir heyelanla birlikte tamamen sönebiliyor. Bu son derece acı bir sonuç. Acı olmasının yanı sıra aynı zamanda üzüntü verici, çünkü çözülebilir bir sürecin böyle bir sonuç doğurması hakikaten aklı selim her bilinci üzüyor açıkçası. Yine Trabzon Gümüşhane Karayolu'nda yakın geçmiş demeyelim, 2020 çünkü çok yakın, birkaç ay önce meydana gelen bir hem kaya düşmesi ve kaya bloğu kayması şeklinde meydana gelen bir süreç. Bakıldığında aslında önlem alınmaya çalışılmış ama maalesef alınması öngörülen önlemlerin yeterli olmadığı da burada görülüyor. Aynı olayın bir başka görüntüsü diyelim. Evet, heyelan özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde bir gece ansızın kapıdan girebiliyor davetsiz misafir olarak. Ama tabii ki doğa bir dengeye sahip ve bu dengeye biz müdahale ettiğimiz zaman da o da bize işte bu şekilde maalesef cevap verebiliyor davetsiz misafir olma biçimiyle. Yine aynı şekilde benzer bir süreç evinizin balkonundan, oturma odanızın penceresinden ya da kapısından böyle bir davetsiz misafirle maalesef karşılaşmak söz konusu olabiliyor. Ya da bir gece yine ansızın aracınız bir eylem süreciyle birlikte maalesef tamamen kullanılamaz hale de gelebiliyor. Şimdi bunlar tabii hepimizin az çok bildiği örnekler. Bunlardan tabii bahsederken heyelanların nerelerde geliştiği, yani gelişmiş olan heyelanların nerelerde geliştiği konumsal bilgi anlamında bizim için son derece önemli. Aslında bundan birkaç ay önce izleyenleriniz mutlaka vardır, hatırlayacaklardır. Çukurova Üniversitesi'nden Tolga Çan hocamız bu konuyla ilgili heyelan risk değerlendirmeleriyle ilgili çok güzel bir sunum yapmıştı. Orada detaylı bilgiler verdiği için ben burada çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ancak bu bir çerçeve diyelim. Heyelan risk değerlendirmesi. Yani heyelan risk değerlendirmesi dediğimiz zaman heyelana sebep olan çevresel etmenleri ve heyelanı tetikleyici faktörleri bir arada değerlendirerek mevcut, daha önce oluşmuş olan heyelanları
dikkate alarak ve bu mevcut oluşmuş olan heyelanların büyüklük, tür, oluşma zamanı veya aktivite durumu gibi özellikleri dikkate alınarak bir tehlike değerlendirmesi hem zamansal hem mekansal anlamda bir tehlike değerlendirmesi ve bu heyelandan etkilenebilecek olan her türlü insan, taşınır taşınmaz unsurlar, bunlara risk altındaki elemanlar da diyoruz biz. Bunların söz konusu heyelan sürecinden hasar görebilme dereceleri ve bu hasar görebilme derecelerinden itibaren de risk altındaki unsurların tabii ki maddi anlamda ölçeklendirilebilecek olanlar olarak söyleyebiliriz. Bunların miktarı ya da maddi karşılıklarıyla birlikte bir risk durumu söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda yani risk durumu son nihai durum, yani karar vericilerin bir plan yapma aşamasında dikkate alması gereken nihai sonuç. Bu sonuca ulaşma aşamasında heyelanların lokasyonunun belirlenmesi ve bu heyelanların ne zaman meydana geldiği, hangi koşullarda meydana geldiği, işte yağışta mı, depremde mi, yağışta olduysa ne kadar miktarda bir yağışla meydana geldiği ya da hangi tür bir hareket meydana geldiği, işte kaya düşmesi mi, akma mı, kayma mı, kayada mı meydana geldiği, zemin türü bir kütlede mi meydana geldiği gibi bilgilerin kayıt altına alınması bizim envanter bilgisi dediğimiz son derece önemli bir bilgi aşamasını oluşturuyor. Bu bilgi aşaması olmadan bu noktaya ulaşmanız mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu aşamanın ne kadar doğru, ne kadar hassas bir biçimde ve ne kadar dikkatli şekilde yapıldığı elde edilecek nihai sonucunda doğruluğunu son derece önemli biçimde etkiliyor diyebiliriz. Şimdi bu anlamda baktığımızda daha global çerçeveden olaya bir bakmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Tabii madem biz yer bilimciler olarak özellikle planlama aşamasında karar vericilere önemli bir atlık sunma ile mükellefiz. Dolayısıyla bu çerçevede öncelikli olarak geçmişte olan heyelan alanlarını bilmek gibi de bir görevimiz var. Bunları belirlemek gibi de bir görevimiz var. Bu anlamda yine birçoğumuzun bildiği üzere Türkiye'deki çok önemli ve şu an aslında tek önemli kaynak MTA tarafından 2007 yılında tamamlanmış olan Türkiye Heyelan Envanter Haritası. Bu Türkiye Heyelan Envanter Haritası'na göre çok detaylarına girmeyeceğim bu noktada. Heyelanlar aktivite durumlarına göre genelde aktif, yani hareketi devam eden ya da pasif, yani hareketini de henüz tamamlamamış ama uykuda pozisyonda olan kütleler. Bunlarla yerleşim alanları arasındaki ilişkilere şöyle bir baktığımızda, burası Trabzon iline ait bir uydu görüntüsü üzerinden heyelanların lokasyonlarını görüyoruz. Trabzon'u tabii bilenler biliyordur ama bilmeyenler için söyleyelim. Şu hemen yakın kısım şu an Trabzonspor'un maçlarını oynamış olduğu Akyazı Stadı'nın olduğu lokasyon. Ve onun hemen yan tarafı işte Beşikli Mahallesi dediğimiz Trabzon'un önemli yerleşim alanlarından bir tanesi. Aslında burası İnönü Heyelanı olarak bilinen bir heyelan. MTA tarafından yapılan haritalamada da burası bu şekilde gözüküyor. Ama baktığınız zaman önemli bir yerleşim alanı aktif bir heyelan içerisinde gözüküyor. Ve yine Trabzon'da yaşayanlar bileceklerdir. Trabzon'da yerleşim artık belli bir noktadan itibaren yataydan ziyade biraz denizden yukarı doğru da gitmeye başladı. Ve bu alanlarda da şu an ciddi yeni yapılaşmalar söz konusu ve maalesef bu yeni yapılaşmalar aktif heyelan kütleleriyle ya da uykuda olan heyelan kütleleriyle birebir çakışıyorlar. Bu son derece düşündürücü ve önemli bir sonuç. Yine burası tabii bir Trabzon'da bir kent dışında bir alan ama yine aktif bir heyelan kütlesiyle
yerleşim alanlarının direkt olarak ilişkisini izlemek mümkün. Biraz daha metropollere geldiğimiz zaman İstanbul'da özellikle artık tabii çok bilinen lokasyonlar bunlar ama şöyle belki bu manzaraya hiç bakmamış olanlarınız vardır diye ben düşündüm. Burası tabii İstanbul'un önemli yerleşim alanları içerisinde yer alıyor. İşte Küçükçekmece Gölü, Büyükçekmece Gölü'nün olduğu yerler. Sanayi alanları çok ciddi bir yerleşim yoğunlaşması yine söz konusu. Ve bakın burada birçok yerleşim alanı ve sanayi özellikle alanları ciddi olarak aktif ve uykuda olan eylemlerle ilişkili. Özellikle burada şimdi biraz sonra göstereceğim. Küçükçekmece Gölü kenarındaki Firuzköy heyelanı bu konuda enteresan bir örnek teşkil ediyor. Evet, burada yine Dalgıç ve diğerleri tarafına yapılmış olan bir çalışmadan alınan görüntüler bunlar. Baktığınız zaman kayma düzlemini ve kayma düzlemiyle ilişkili olan, bakın bunlar 50-100 yıllık binalar değil, bunlar birkaç 10 senelik binalar ve bunlarla ilişkisinin bu kadar net olarak gözlenememesi de dediğimiz gibi hakikaten ciddi bir soru işareti. Baktığınız zaman evet, hakikaten yüksek katlı yapılar ve bu yapılarla birlikte aynı zamanda burası tabii bildiğiniz üzere İstanbul sismik açıdan da son derece gözde bir lokasyon ve hem sismik etki hem heyelan etkisi ve buradaki yerleşimlerin durumu hakikaten soru işareti. Evet, Firuzköy heyelanından bahsetmiştik. Burası Küçükçekmece Gölü'nün hemen kenarı, sanayi bölgesinin olduğu yer, bir mahalle. Bundan çok ciddi anlamda etkileniyor. Söylediğimiz gibi bunlar böyle çok eski tarihli yerleşim ya da sanayi alanları değil. Buralara, bu alanlara nasıl izinler verildiği ve bu izinler çerçevesinde insanların yaşamlarını nasıl tehlike altında olduğunu hakikaten ciddi bir soru işareti olarak yine önümüzde duruyor. Yine bu Firuzköy heyelanı ile ilişkili olan bir çalışma tabii ki bakıldığında 1960'lı yıllardan beri aslında bilinen bir alan burası ve günümüze kadar aktivitesini devam ettiren bir alan. Bakın 60'larda herhangi bir yerleşim yok ama günümüze doğru geldikçe artık yerleşimler söz konusu. Yani biz burayı bilmiyorduk deme gibi bir şans yok karar vericiler tarafından. Yine İstanbul'da bu aynı alana yakın bir görüntü. İstanbul'un yine kuzey kısmında özellikle koymak istedim bunu. Burası buradaki yapılar milyon dolarlarla ifade edilen değerlere sahip yapılar. Ve bu milyon dolarlarla ifade edilen yapılar gördüğünüz üzere heyelanların tam üzerine kurulmuş. Yarın bir gün bunların malikleri ya biz burada heyelan oldu, bundan dolayı muzdaribiz, burayla ilgili hak talep ediyoruz dedikleri durumda ciddi anlamda hukuksal karmaşaların da ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunu şu açıdan da söylemek istiyorum tabii ki bununla ilgili geçmişte de günümüzde de mahkemelerde şahit olduğumuz bilir kişi olma noktasında çokça olayla karşılaşıyoruz ve hem yapı sahipleri hem de yapanlar, karar vericiler arasında çok ciddi manada karmaşaların olduğunu da görebiliyoruz. İzmir'de durum nasıl diye baktığımızda da aslında şöyle bir genel görüntü burası. İzmir'deki durum biraz daha sanki iyi gibi çünkü şimdi biraz sonra da göstereceğim. En çok bilinen iki tane büyük heyelan lokasyonundan ikisi burası diyelim. Birkaç tane daha var ama işte onlardan da bahsedeceğiz. Burası Kadifekale bölgesi ve Yeşildere bölgesi. Şu an baktığınız zaman buralar evet güzel bitki yani ağaçlandırılmış bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Ama burayı tabii ki İzmir'de yine bilenler biliyorlar. Bundan birkaç sene önceki durum böyleydi. Onlarca gecekondunun bulunduğu bir yerleşim alanıydı burası. Ve bu yerleşim alanı koskoca bir heyelan üzerine kurulmuştu. Yine baktığımızda şu lokasyon
yine İzmir'de Narlıdere tarafında özellikle yine yüksek katlı yapıların bulunduğu bir alana karşılık geliyor. Burada da yine çok ciddi heyelandan etkilenme sonucunda yapılarda meydana gelen deformasyonlar söz konusu. Bundan itibaren çok tabii bir az önce de bahsettiğim üzere risk yönetimi çerçevesinde nihai olarak karar vericiler için bir sonuç olması gerekiyor. Buna tabii örnek olarak bakıldığında işte benim de birlikte çalışmış olduğumuz arkadaşlarla birlikte Türkiye'de kalitatif anlamda yapılmış olan bir risk değerlendirmesi çalışması, İzmir için yapılan bir çalışma bu. Konumsal, olasılıksal değerlendirmeden risk altındaki unsurların belirlenmesi ve bunlar arasındaki ilişki, burada belli adımlar tabii koymadı, buraya atlandı. Çok üzerinde durup da sizleri sıkmamak adına. Ama nihai olarak bakıldığında İzmir için risk teşkil eden alanlar belli. Bu çalışma 2011 civarında yapılmış olan bir çalışmaydı. 2012 basımları gerçi ama daha sonrasında tabii izlediğimiz kadarıyla İzmir'de özellikle 2015-2016 yıllarında bizim yüksek riskli olarak belirlediğimiz hem duyarlılık anlamında hem risk anlamında belirlediğimiz alanlarda güncel heyelan olaylarının oluştuğunu hem üzülerek hem de yapmış olduğumuz çıkarımların doğruluğunu bir anlamda teyit etmiş olmanın vermiş olduğu bilimsel bir sevinçle gördük. Fakat tabii bu anlamda belki büyük şehirler ya da metropoller anlamında bu tarz alanların yönetimi noktasında İzmir sanki biraz daha önde gibi gözüküyor. İzmir'le bağımın vermiş olduğu duygusal durumunu lütfen dikkate almayın. Bunu tamamen objektif olarak ifade etmeye çalışıyorum bunu. Az önceki gösterimlerle de bunu destekleyebiliyoruz. Evet, yine Sinop maalesef böyle bir alan, Türkiye'deki en çok heyelan yoğunluğunun fazla görmüş olduğu alanlardan bir tanesi ve böyle güzide bir şehrimizde de güzel bir şehir Sinop, biliyorsunuz mutlaka, maalesef yerleşim alanları ciddi manada heyelanlarla iç içe geçmiş durumda. Peki tamam, yani dünya, Türkiye'de durum böyle de yani dünyada da bunlar yok mu diye sorulabilir mutlaka. Tabii dünyada da durum böyle. 3 aşağı 5 yukarı, ama bir takım ciddi farklılıklar var, onlardan bahsetmek gerekiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Jeolojik Araştırmalar Kurumu olan USGS'e baktığımız zaman bizdekine benzer biçimde bir heyelan envanter çalışması bilgisi var onlarda da. Ve yine onlarda da baktığımız zaman yerleşim alanlarıyla heyelanlar arasında bayağı ciddi bir ilişki söz konusu. Ama tabii onlarda şöyle bir takım tabii farklılıklar var. Bizde sadece mevcut olan geçmişteki heyelanların lokasyonları söz konusu. Ama onlarda potansiyel alanların değerlendirilmesine yönelik de ilave çalışmalar bilgi anlamında söz konusu. Ve tabii burada özellikle yine hak sahipliği ile ilgili olarak da bizden farklı olarak bir takım durumlar da söz konusu. Yine onlardan da daha sonra bahsedebiliriz. Avrupa'daki duruma şöyle baktığımız zaman bu Avrupa'daki ülkelerin, yani Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerin kendilerinin ve birlik olarak yapmış oldukları çalışmalar çerçevesinde ülkesel anlamda haritalanmış olan heyelanların sayılarını gösteriyor. Buradaki baremde ya da açıklamada tamamlanma oranlarını gösteriyor. Baktığımızda Avrupa'da heyelan envanterini 3 aşağı 5 yukarı tamamladığını gördüğümüz bir İtalya var, bir Fransa var. Yine Slovenya tarafı söz konusu. Tam ülkenin şimdi şeyini çıkaramıyorum açık söylemek gerekirse. Bunlar da haritalanmış olan heyelan sayılarını gösteriyor. Bunlarla ülkemizi karşılaştırdığımız zaman az önce de sözünü ettiğimiz MTA tarafından yapılan heyelan envanter haritasında 5547 heyelan haritalanmış olarak gözüküyor.
Bu rakam belki biraz şey geldi bana ama bu sayıyı ben direkt olarak Meta'nın sayfasından aldım ama sanki bu rakam 8000'lerdeki gibi hatırlıyorum ben. Konuda hani net bir bilgisi olan varsa da düzeltirse de seviniriz. Japonya'daki duruma baktığımız zaman da yine Japonya'da da ciddi anlamda bir envanter çalışması söz konusu ama tabii Japonya deyince biraz durup düşünmek gerekiyor hakikaten. Onlar tabii olayı biraz aşmışlar. Şöyle aşmışlar. Evet, mevcut olan heyelanlar, daha önce olmuş olan heyelanlar haritalanmış. Ve bu haritalanan heyelanlar, heyelanın işte hareket bölgesi ya da işte scarp bölgesi dediğimiz alandan birikme zonuna kadar bir ayrımla haritalanmış. Bu ciddi bir detay. Ve bununla da yetinmemişler tabii ki. Bildiğiniz üzere Japonya'da beşik gibi sallanan bir coğrafya. Farklı sismik etkiler altında bu heyelanlar nasıl davranırın da çıkarımını yapan bilgilere sahipler ve bunları direkt olarak paylaşır durumdalar. Hem araştırmacılar açısından, hem karar vericiler açısından, hem de merak eden herhangi bir vatandaşın bakması noktasında bir serbestlik durumu söz konusu. Yakın komşumuz Yunanistan'a baktığımız zaman da bu 95'te yapılmış, tamamlanmış olan yine bir çalışma. Yaklaşık olarak heyelandan etkilenen alanları belirlemişler ve bunu da tamamlamışlar gözüküyor. Tabii onların da güncel yapmış oldukları bir takım çalışmalar var, onları takip ediyoruz ama 90'lı yıllarda bu anlamda çok ciddi bir çaba ortaya koydukları da gözüküyor Yunanistan. Evet, heyelanları haritalamak ve güncellemek etkili bir risk yönetimi için gerek şart, bunun altını çizmek zorundayız. Peki ne yapmalıyız? Tabii bunun cevabı ifadesel anlamda kolay. Çok iyi bir envanter haritası oluşturulması gerekiyor. Çok iyi bir envanter haritası oluşturulması için tabii ki bunu dediğim gibi işte geçmiş sunumlarda da benzer şeyler paylaşıldı ama çok özet geçmek gerekirse bir defa kurumlarla ilişkili olarak kurumlarda bu konuda uzman çalışanların olması gerekiyor. Bunun öncesinde bir aynı zamanda üniversite hocası olarak ben bunu her zaman dile getirmeye çalışıyorum farklı ortamlarda. Öğrencilerime de net olarak söylüyorum. Maalesef jeoloji mühendisliği eğitimi alan öğrencilerimizi sahaya götürdüğümüz zaman evet, akmış, kaymış olan bir yüzey bu nedir diye sorduğumuzda heyelan diyebiliyor belki. Ama bizim fosil heyelan ya da paleo heyelan diyebileceğimiz lokasyonlara baktığımız zaman o jeomorfolojiyi okuyamıyorlar. Çünkü öyle bir atlık eğitim bilgimiz yok. Bu anlamda biz bir öz eleştiri yapıyoruz, yapmak zorundayız. Çünkü bu anlamda bizim mesleğimiz bu bilginin oluşturulması adına son derece önemli bir görev yüküne sahip diye ben düşünüyorum. Fakat bunun son derece etkin bir biçimde eğitim aşamasında da verilmesi gerekiyor. Tabii bizimle beraber ben son derece önemsediğim coğrafyacı, aynı zamanda jeomorfolog olan arkadaşlarımız, bu konuda oldukça yetkin olan arkadaşlarımız var. Ama tabii sayıları da onların da maalesef yeterli değil. Dolayısıyla totalde bakıldığında hem konuyla ilişkili olabilecek olan kurumlarda bu görevi yerine getirebilecek nitelikte, sayıda ve yetkinlikte teknik eleman maalesef bulunmuyor. Bunun mutlaka öncelikli olarak sağlanması gerekiyor. Tabii elemanımız var, tamam. Elemanlar peki ne yapacaklar? Ellerinde bir takım imkanlar olacak. Ne olacak? Hava fotoğrafı olacak, uydu görüntüleri olacak. Bunları görsel yorumlayabilecekler. Artık günümüzde dijital veriler son derece yaygınlaştı. Bunlardan otomatik ya da yarı otomatik algoritmik sınıflandırmalarla heyelanların çıkarılması mümkün. Yine uydu görüntüleri üzerinden spektral bilgiye dayalı ya da yükseklik bilgisine dayalı, biraz sonra da yine göstereceğimiz yöntemlerle heyelan haritalaması mümkün. Ya da direkt saha çalışması yapılabilir ama az önce de söylediğim gibi direkt saha çalışması yapıldığında sadece taze heyelanların değil, paleo heyelanların da çok ciddi anlamda tanınması ve haritalanması
gerekiyor. Bu anlamda saha çalışması yapacak olan teknik elemanların bu konuda yetkinliği, bilgi birikimi son derece önemli. Arşiv çalışmaları yine aynı şekilde geçmiş yıllarda sadece konumsal bilgi, yani bir grafik anlamda bir harita durumu söz konusu değil ama evet işte şu mahallede, şu sokakta, şu evin olduğu yerde bir heyelan meydana gelmiş noktasal bir bilgi. Çoğu zaman bizler için zorlayıcı bir bilgi olabiliyor ama birçok zamanda da kurtarıcı bilgi de olabiliyor arşiv bilgileri. Bu anlamda önemli. Farklı diğer yöntemler, işte yaşlandırma yöntemleri, gözlem ağları gibi yöntemlerle de heyelanları biz haritalayabiliyoruz ama yine bunun altını çizmek gerekiyor. Bunları yapabilecek yetkin bilgiye sahip teknik elemanların yetiştirilmesi son derece önemli. Yine burada az önce ifade ettiğim şekli biraz daha bir görsel duruma kavuşturmak adına haritalama tekniklerini biz işte uzaktan algılama, jeofizik yöntem daha çok yersel anlamda tabii ve jeoteknik yöntemler bunlar da yine yersel anlamda. Bu olanaklarla biz hem haritalayabiliyoruz hem gözlemleme şansına da sahip oluyoruz. Çünkü tabii şöyle bir algı maalesef söz konusu, yine geçmiş sunumlarda da bu dile getirildi. Biz heyelanları haritaladık, bitti. Ama doğa durmuyor, aktivitesini devam ettiriyor. Bugün 1000 tane heyelan haritalarsak bir sene içerisinde belki 1000 heyelan daha olacak. Dolayısıyla biz yaptık, bitti, oldu şeklinde bir algı içerisinde asla olmamamız gerekiyor. Evet, bunlar aslında en başlangıç aşamaları, bölgesel anlamda heyelanların haritalanması adına hava fotoğrafları ve bu hava fotoğraflarının dediğim gibi yorumlanması, görsel yorumlanması son derece önemli, yetkinlik gerektiren bir ve aynı zamanda belki yetkinliğin yanı sıra tecrübe gerektiren bir aşama. Burada şöyle bir örnek var. Bakın yaklaşık olarak aynı alana ait 11-12 tane yorumlayıcı aynı alana ait heyelanları haritalamaya çalışıyor ve her yorumlayıcının size farklı heyelan envanter haritaları sunduğunu görüyorsunuz. Bu envanter haritalarından bir tanesini alıp bu bana yeter, ben bunu risk değerlendirmesinde kullanabilirim diyebilirsiniz ama hangisi sizi daha doğruya götürür ya da en doğruya götürür, onu da bir soru işareti olarak ortaya koymak gerekiyor. Evet, günümüzde baktığımız zaman hava fotoğraflarından bu daha biraz daha sofistike duruma doğru hareket ettiğimizde artık günümüzde özellikle coğrafi bilgi sistemleri önemli bize olanaklar sunuyor uzaktan algılamayla birlikte. Şurada baktığımızda özellikle birçoğumuzun aslında artık standart olarak bildiği Harita Genel Komutanlığı eski adıyla tarafından yapılan 25.000 ölçekli topografik haritadan itibaren sayısallaştırılma suretiyle elde edilen bir sayısal yükseklik modeli. Şimdi buna baktığınız zaman, böyle bir görüntüye baktığınız zaman yapılan çaba, buraya kadar yapılan çaba da takdire değerdir ama buradan bir yorumlama yapmak şansınız oldukça zor. Buradan biraz daha ileri bir teknik olarak, ciddi anlamda ileri bir teknik olarak tarifleyebileceğimiz LIDAR yöntemi. LIDAR yöntemiyle aynı saha, bakın bunlar. Aynı sahaya baktığınız zaman LIDAR yöntemiyle elde ettiğiniz sayısal yükseklik modelinde heyelanlı alanları çok da tecrübeli olmayan bir göz bile ayırt edebilecek bir detaya ulaşabiliyor. Artık tabii bu LIDAR teknolojisi cebimize kadar girdi günümüzde. Maalesef Türkiye'de, dünyada 90'lı yıllardan beri kullanılan bir teknik olmasına rağmen Türkiye'de hala dişe dokunur, geniş anlamda veri sağlayacak bir LIDAR verisi maalesef yok. Neden yok? Tabii ki evet, teknik anlamda LIDAR görüntüleme biraz daha maliyetli bir görüntü. Ama artık o kadar da maliyetli olduğunu söylemek biraz haksızlık gibi geliyor bana. Çünkü artık bu kadar hayatımızın içine girmiş bir teknolojinin
çok sofistike olduğunu ya da ulaşılamaz olduğunu söylemek hakikaten biraz haksızlık gibi geliyor bana. Dolayısıyla umudumuz ve beklentimiz ülkemizde de LIDAR tarafından sağlanan verilere ulaşabilmek. Şöyle yine baktığınız zaman bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nden çok sevdiğimiz arkadaşımız jeomorfolog Tolga Görüm'ün Türkiye'de şu ana kadar LIDAR'la yapılmış olan tek eylem çalışması. Sağ olsun kendisi bize bu görüntüleri sağladı. Buradan ona kendisine çok teşekkür ediyorum. Baktığınız zaman bu LIDAR teknolojisiyle elde edilmiş bir ortofoto. Şöyle baktığınız zaman yoğun bir bitki örtüsü var ve buradan pek bir şey göremiyorsunuz. Çünkü böyle bir bitki örtüsü ki bir analoji yaptığınız zaman aynı Doğu Karadeniz bölgesi diyebiliriz buna. Türkiye'nin önemli bir noktası. Baktığınızda buraya bir yerleşim yapmak istediğinizde burada pek bir şey yok. Buraya o zaman yerleşim yapabiliriz diyebiliyorsunuz bu görüntüyle birlikte. Ama LIDAR görüntüsünü bir sayısal yükseklik modeline çevirdiğinizde aslında hiç de manzaranın öyle olmadığını görüyorsunuz. Bu alanda birçok aslında gömülü, bitki örtüsü altında gömülü heyelanın olduğunu ve alanın son derece heyelan açısından duyarlı bir alan olduğunu anlayabiliyorsunuz. Evet, bunlar yine aynı çalışmadan alınmış olan heyelan haritalaması sonucunda alınan heyelanlar. Şimdi aynı alan baktığımız zaman az önce sözünü ettiğimiz ve hakikaten çok önemsediğimiz Türkiye Heyelan Envanter Haritası'nda da haritalanmış, çalışılmış olan bir alan. Ve bu alanda o teknolojiyi ve o imkanlar çerçevesinde yapılmış ve elde edilmiş olan heyelan sayısı bu alan için 67. Fakat bu 67 heyelana göre bu alanda biz bir karar verme, planlama çalışması gayet rahat yapabiliriz. Ama işin aslında detayına baktığınız zaman aynı alanda gelişmiş olan heyelanları LIDAR'la araştırdığınızda 67 heyelan üzerine aslında bu alanda 902 tane heyelan olduğunu görüyoruz. Yani 67'ye göre mi karar vereceğiz, 902'ye göre mi karar vereceğiz? Bunu da yine bir soru işareti olarak ortaya bırakıyoruz. Tabii burada az önce sözünü etmiş olduğumuz soru işaretini destekler şeyler bunlar. Siz eğer heyelanlarınızı direkt olarak hava fotoğraflarından yorumlayarak elde ederseniz o heyelanlara yönelik karakteristikleriniz farklı olur. Daha işte LIDAR gibi yöntemler kullanarak elde ederseniz elde edeceğiniz karakteristikler bambaşka olur. Dolayısıyla bunlardan yola çıkarak, bunları kullanarak ulaşmaya çalışacağımız sonuçlar da bizi başka noktalara mutlaka götürecektir. Peki mevcut kurumsal yapılar ve imkanları dikkate aldığımızda istenilen düzeyde bir heyelan envanter verisi elde etmek mümkün müdür? Mümkün olduğunu ya da olması gerektiğini umut ediyoruz, düşünüyoruz, iddia ediyoruz. Ama burada tabii ki az önce de söylediğimiz gibi imkanlar, ekonomi, yetişmiş insan bunların her biri bu sonuca ulaşmamızı etkileyen önemli bir faktör. Ama artık günümüzde bu zorlukları yaşayan sadece ülke olarak biz değiliz. Diğer ülkelerde 3 aşağı 5 yukarı benzer zorlukları yaşıyorlar. Ama o zorlukları çözmek ya da onların üstesinden gelebilmek için de daha dirayetli ya da daha farklı kaygılar duyarak hareket ettiklerini ve bu kaygılarla birlikte verdikleri çabalarında son derece etkili sonuçlar verdiğini görüyoruz. Ancak onlar bu hususları da yine dikkate aldığımızda şöyle bir sonuç artık ortaya çıkıyor. Diyoruz ki insanların günümüz teknolojisini de kullanarak bu çalışmalar içerisine girmesi de mümkün diye bir sonuç da ortaya çıkıyor. Bunu şöyle de belki destekleyebiliriz. Kendi bölgemizden baktığınızda her yıl bazında baktığınızda Trabzon ili özelinde belki yüzlerce heyelan meydana geliyor. Ama bunların çok can alıcı olanlarını ancak kurumlar haberdar oluyorlar ya da bizler araştırmacılar olarak haberdar olabiliyoruz. Ama çok duyurulamayan ya da duyulmayan ya da görülmeyen yerlerdeki olan olayları da
bilmek son derece önemli. Bu anlamda işte sivil bilim dediğimiz kavram işin içerisine giriyor. Bir yardım aracı olarak diyelim. Peki nedir bu sivil bilim dediğimiz zaman? Aslında çok eski olmasa da yeni bir kavram. 2010'ların başına itibaren dünyada ortaya çıkan bir kavram. Sivil bilim ya da vatandaş bilimi o alanda uzman olmayan kişilerin bilimsel süreçlere gönüllü olarak katılması ve çeşitli katkılar sağlaması olarak tanımlanıyor. Bu katkılar tabii farklı seviyelerde olabiliyor. Veri toplama. Bizim aslında beklentimiz en çok bu yönde diye ben bunu biraz vurgulamak istedim. Yorumlama olabilir. Analiz, yani biraz belki yüksek bir beklenti olabilir. Veri kalitesinin kontrolü, tabii bu biraz daha karar vericiler aşamasında geliyor. Hipotez geliştirme ve değerlendirme de yine biraz daha artık karar vericilere doğru kayıyor. Ama özellikle veri toplama ve biraz da belki yorumlama hakikaten sivil halkın yapabileceği alanlar ya da yapabileceği aksiyonlar içerisinde değerlendiriliyor. Şöyle bakıldığında tabii bu sivil bilim çalışmaları hem bilimsel çerçeveden hem politik anlamda hem de topluluklar yani halk bakımından hem yerel hem ulusal hem de uluslararası ölçekte değerlendirilebiliyor. Yani bir daha spesifik olarak örneklemek gerekirse Trabzon ilinde yaşayan insanların yapmış olduğu çalışmalardan ülkenin faydalanması ve bu ülkede ülkeden faydalanması sadece Trabzon üzerinde değil farklı illerden alınanların bir ulusal ölçekte depolanması ve bu ulusal ölçekte depolanan bilgilerin de uluslararası değerlendirmelere ya da envanter noktasında değerlendirilmesine olanak sağlayacak bir ölçeğe sahip olduğunu da görüyoruz. Peki bu gönüllülerin yani halkın bilim projelerine katılım seviyeleri nasıl olur diye baktığımız zaman öncelikle tabii sivillerin veri algılama rolü ortaya çıkıyor. Yani insanlar yaşadıkları lokasyonda işte heyelanı ne kadar algılıyorlar ya da heyelan olmadan önceki bir takım belirteçleri ne kadar algılıyorlar. Bunlarla ilgili belki bir takım gönüllü hesaplamalar yapıyorlar. Daha sonra basit yorumlayıcı rolü olabiliyor. Gönüllü düşünme rolü biraz daha işin içerisine giriyor. Bundan bir sonra problemi tanıma ve veri toplamaya katkı giriyor. Özellikle bu veri toplamaya katkı noktasındaki adımları ya da yolları biraz da yine burada bahsetmeye çalışacağım. Ve yine işbirlikçi bilim olarak tarifleyebileceğimiz problemi tanımlama, veri toplama ve analiz aşaması işin içerisine giriyor. Açıkçası bu seviyelere baktığımız zaman veri algılama rolü ve veri toplamaya katkı aşaması bile belli bir ölçekte gerçekleştirilmiş olsa hakikaten önemli bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ben ki bunun somut örnekleri de var, onlardan yine biraz bahsedeceğim. Özellikle tabii işte hidrolojik tehlikelerde uygulanabilir bilgi oluşturma dediğimiz zaman aslında bu işte bizim daha çok heyelan anlamındaki özelleştirebileceğimiz bir durum. Yine sivil bilim ilişkili fırsatlarla birlikte bilgi toplama, işleme ve sunulması açısından önemli. Burada özellikle tabii ki olanaklara bağlı olarak algılayıcı ağlar, ucuz cihazlar ve gönüllü gözlemlerden itibaren internet olanakları ve katılımcı modellemeleriyle birlikte sosyal ağlar, bugün artık işte Twitter'dan tutun da işte Instagram'a, Facebook'a kadar birçok bileşen sosyal ağ bileşeni ciddi anlamda bir iletişim kaynağı oluşturuyor. Yine keza herkesin cebinde olan akıllı telefonlar ya da işte tabletler bu anlamda bilginin sunulması açısından son derece önemli bir rol oynuyor. Bu anlamda baktığımızda çok merkezli risk azaltma ve iyileştirme yapısı olarak bu genel çerçeveyi tanımlamak mümkün olabiliyor. Birinci nesil çevresel sanal gözlem dediğimiz aslında gözlem direkt olarak çevresel gözlem olarak da tarifleyebiliriz. Aslında bu birinci nesilden kasıt bilinen her zaman uygulanan bir yöntem.
Siz eğer bir yerde heyelan açısından bir değerlendirme yapmak istiyorsanız algılayıcı ağlar kurarsınız. Bunları bir ağ ortamında toplayıp bunları sunabilirsiniz, bunları işleyebilirsiniz ve bir görselleştirmeyle birlikte sonuca ulaşabilirsiniz. İkinci nesil dediğimiz işte aslında sivil bilim katılımıyla olan yersel uygulanabilir bilginin uyarlanabilir yönetimle birlikte birinci nesil yaklaşıma bir katkı sağlaması. Yani bir etkileşimle birlikte bilgi oluşturma açısından bir katkı sağlaması söz konusu. Burada çok tek merkezli yaklaşım üzerine çok merkezli afet risk azaltma faydaları diye bir durum da tabii ortaya çıkıyor. Bunu açıkçası çok fazla Türkçeleştiremedim zaman açısından ama şöyle bir özetlemek mümkün olabilir. Tek merkezli olan tehlike azaltma ya da risk azaltma çalışmalarında tek bir afet durumuna odaklanılabiliyor. Halbuki çok merkezli durumda yani katılımcı, sivil katılımcıların da olduğu bir ortamda aynı anda birden fazla özellikle hidrolojik tabanlı işte heyelan gibi, taşkın gibi süreçlerin bilgilendirilmesi ya da bununla ilgili bilgi toplanmasında bir odaklanma durumu söz konusu olabiliyor. Bu hem afet öncesi, olay sırası ve sonrasındaki durumlar içinde bu katılımın son derece etkin bir biçimde kullanıldığı yapılan çalışmalarda gözlemleniyor. Dünyada bakıldığı zaman şöyle 2000 dediğim gibi onlardan itibaren başlıyor bu çalışmalar. 2010'lardan itibaren dünyanın farklı ülkelerinde sivil bilim yaklaşımı kullanılarak yerel halk ve katılımıyla birlikte yerel halkın sağlamış olduğu bilgilerle farklı tür işte heyelan gibi, deprem gibi aslında baktığınız zaman ya da işte yangın gibi farklı tür afetlerde hem afet öncesi hem sırasında ve sonrasında bilgi paylaşımı etkin biçimde kullanılabiliyor. Bununla ilgili çalışmalara literatürde dediğimiz örnekler verilebiliyor. Türkiye'de bununla ilgili bir çalışma var mı diye baktığımız zaman maalesef hemen hemen yok gibi, sadece tek bir çalışma var. Ondan da yine bahsedeceğim biraz sonra. Hacettepe Üniversitesi'nde Profesör Doktor Candan Gökçeoğlu Hoca'nın liderliğindeki bir ekibin yapmış olduğu bir çalışma var. Landslide Monitoring App dediğimiz ve LAMA olarak kısaltılan bir çalışma, bir aslında aplikasyon. Bu aplikasyonun tam amacı da sivil bilime katılımı sağlayacak olan bir uygulama. Biraz sonra onun da detaylarından bahsedeceğim. Farklı ülkelerde benzer çalışmaların olduğunu söyleyebiliriz. NASA'nın heyelan risk değerlendirme aşamalarına baktığımız zaman burada neden NASA diyoruz? Çünkü NASA şu an dünyada katılımcı, özellikle işte sivil bilim yaklaşımını dikkate alan ve önemseyen bir bakış açısıyla dünyadaki heyelanlara yönelik olarak bir veri tabanı oluşturulması noktasında çok ciddi bir gayrete sahip. Bunu da şöyle baktığımız zaman katılımcı açık ya da açık kaynak diyebileceğimiz heyelan kaynağı olarak tarifleyebileceğimiz bir veri tabanıyla birlikte, bakın az ilk başlarda söylediğimiz silsile içerisinde duyarlılık, tehlike, risk ve risk yönetiminde ilk baştaki aşamanın ve en önemli aşamanın heyelan envanteri olduğunu söylediğimizde NASA'nın böyle bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte tabii daha öncesinde global heyelan kataloğu dediğimiz bir katalogdan itibaren buna eklemeler yapılarak da bu gerçekleştiriliyor. Ve bu anlamda baktığımızda tabii ki bütçe kısıtlamaları ve kültürel uygulamalarda yine burada son derece önemli bir rol oynuyor diye altını çizmek mümkün. Bu birazcık tabii teknik bir anlamda çok detayına girmeyeceğim ama Landslide Reporter dediğimiz, biraz sonra örneğini vereceğimiz ve hepinizin kullanabileceği bir araç. Buradan girilen veriler bir veri tabanında toplanıyor ve daha sonra bu veri tabanındaki toplanan bilgilerin doğruluğu farklı sorgulama aşamalarından geçirilerek bir heyelan görüntüleyici ortamına sunuluyor ve buradan görselleştirilerek işte ilk başta gösterdiğim Japonya'dan, işte Amerika'dan ya da işte bizden vermiş olduğumuz heyelan envanter haritaları
görsel anlamda sunuluyor ve bunlar artık kullanıcılar tarafından indirilebilir bir formata dönüştürülüyor. Yani dünyada siz bu uygulamayı ya da aracı kullanarak dünyada istediğiniz herhangi bir yerdeki heyelanların bilgilerine ulaşma şansına sahip oluyorsunuz. Ve bu yapılan çalışmaların sonuçları, evet bunlar toplanıyor da bunlar ne kadar bize fayda sağlıyor sorusu aklınıza gelebilir. Bakıldığında kırmızıyla işaretlenen çalışmalar, bu bir heyelan duyarlılık çalışması sonucunu gösteriyor bize. Buradaki doğruluk oranları, yani heyelan duyarlılık sınıflarıyla bunlarla karşılaşan ya da match edilebilen heyelan olayları arasındaki uyumu gösteren bir grafik aslında. Baktığımızda NASA'nın bu açık kaynak veya sivil bilim tarafından oluşturulan kataloğunun kullanılmasıyla elde edilen sonuçların global heyelan kataloğuyla elde edilen sonuçlara göre daha iyi ve doyurucu sonuçlar verdiğini de gösterebiliyor. Yavaş yavaş sona doğru geliyorum. Bu citizen science dediğimiz ya da işte sivil bilim dediğimiz yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuyla ilgili detaylı ve doyurucu bilgi sağlayacak olan bir web sitesi. Ben özellikle bunu koydum, merak edenler açısından olacaktır muhtemelen. Burada bu konuyla ilgili daha yoğun ve detaylı bilgilere ulaşmak mümkün. Az önce söylediğim NASA'nın Landslide Reporter olarak ifade etmiş olduğu hem web ortamında hem de mobil ortamda gönüllü olarak bir heyelan haritalayıcı olmanıza olanak sağlayacak olan bir araç. Bu araca girdiğiniz zaman tek yapacağınız şey bir kayıt, bir kullanıcı kaydı yapmanız. Bunun için sizden para pul istemiyor, herhangi bir yetkinlik istemiyor. Bir yerde arazi çalışması yaptınız, hangi uzmanlık alanında çalıştığınız önemli değil. İster mineralojik petrografi çalışın, ister paleontoloji çalışın. Araziye giderken bir heyelan gördünüz, hemen cep telefonunuz var. Bu bilgileri girerek heyelan çalışmalarına da bir katkı sağlama olanağına ulaşmış oluyorsunuz. Bu Landslide Reporter böyle bir olanak sunuyor size. Bir kullanıcı girişi yaptığınız zaman size yüksek çözünürlüklü bir görüntü de sunabiliyor. Ve siz o yüksek çözünürlüklü görüntü üzerinden gözlemlediğiniz heyelanı poligon olarak grafik anlamda girip bununla ilgili olarak hangi tarihte olduğu, hangi saatte olduğu, hareketin türü ne, bununla ilgili bilgileriniz varsa eğer, hareketi tanımlayacak detay bilgiler ne, hareketi tetikleyen unsur ne, bu deprem mi oldu, çok aşırı bir yağış sonunda mı meydana geldi, boyutları nedir, boyutlarıyla ilgili bilgileriniz olabilir. Dolayısıyla bunların hepsini girdiğinizde çok ciddi anlamda bir bilgi sağlama açısından bir katkıya da sağlamış oluyorsunuz. Bu az önce de söylediğim Hacettepe Üniversitesi tarafından geliştirilen ve şu an Türkiye'deki benim ulaştığım tek uygulama. Bunu hem iOS hem Android ortamlarındaki mobil cihazlarınıza indirebiliyorsunuz. Türkçe ve İngilizce olarak seçenekleri de var. Yine NASA'nın Landslide Reporter'ına benzer bilgileri girme imkanına sahipsiniz. İşte bir kullanıcı adı olması gerekiyor. Adı, soyad, olayın tarihi vesaire. Can kaybı olup olmadığı gibi bir takım gözlemleri de burada girme şansına sahip oluyorsunuz. Yine aynı uygulamanın web arayüzü de söz konusu. Yani mutlaka işte ben mobilden değil de biraz işte şeyden de girebilirim diyebilirsiniz. Ve web ortamında da aynı bilgileri girerek böyle bir katkı sağlama şansına da yine sahipsiniz. Bu çalışmalara yönelik olarak yoğunlaştığım zaman da şunu da fark ettim ve biraz da kendime de kızdım açık söylemek gerekirse. Türkiye'de aslında hidrolojik anlamdaki afetlere yönelik bilgi izleme konusundaki tek ilk çalışma aslında 2016 yılında DSA tarafından TAMBIS adıyla yapılmış. Taşkın Arıza ve Müdahale Mekansal Bilgi Sistemi olarak. Siz bu sefer heyelan değil de işte taşkın olan bir yeri görüyorsunuz ve bununla ilgili olarak ihbar ya da işte arıza, ondan etkilenen bir alan varsa onunla ilgili bilgileri de girerek yine böyle bir atlık oluşturulma veya böyle bir veri tabanına bilgi sağlama şeklinde bir katkıda da bulunabiliyorsunuz. Yine bunu da aynı şekilde mobil cihazlara indirmek mümkün herhangi bir ekstra kayıt vesaireyle gerektirmeden.
Evet, şöyle toparlayacak olursak, heyelanlar bizim birlikte yaşamak zorunda olduğumuz süreçler ama bunların yönetilmesi gerekiyor artık. Bu sözün ötesine geçen bir durum. Ama buna yönelik olarak bizler bilim insanları olarak her koşulda, her ortamda, her zaman diliminde aynı önerileri yapmaktan bıkmıyoruz, bıkmayacağız da. Neler yapılması gerekiyor? Çok özet olarak baktığımızda mevcut elimizde bir envanter verisi var. Bunun mutlaka revize edilmesi gerekiyor, güncellenmesi gerekiyor ki bunu yapan değerli dostlarımız zaten aynı şeyi söylüyorlar. Ama bu kaçınılmaz çünkü çok ciddi bir emek var. O emek daha da değerlenmeli bu anlamda. Etkin bir heyelan envanter verisi üretimi için kurumsal yapıların düzenlenmesi gerekiyor. Dün de konuşuldu. Bu konuda yetkin hem yönetsel anlamda hem karar verme noktasında yetkin bir birim üzerinden bunların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Örneğin işte İtalya'da ISPRA örneği gibi, işte Amerika'da USGS örneği gibi, Norveç'te NGI örneği gibi bunların mutlaka böyle bir kurumsal yapının düzenlenmesi gerekiyor. Tek merkezli yerine çok merkezli ve yerel bir üretimin sağlanması da düşünülebilir. Yine dün aynı şekilde konuşuldu. Özel olarak işte Doğu Karadeniz bölgesi için belki bir Doğu Karadeniz Doğal Afetler Enstitüsü gibi, çünkü benzerleri işte tarımda var mesela, TAGEM gibi. Yani daha yerel problemlerin daha kolay ulaşılabilir olduğu, yani Trabzon'da bir heyelan oluyor, kalkıp AFAD'ın başkanlığından Ankara'dan bir ekibin gelmesi ile olayın hemen akabinde orada bir yetkili durumun müdahale etmesi ya da çalışması ayrı bir şey. Hemen burada diyeceksiniz belki AFAD tabii bu işi yapıyor ama AFAD dün de söyledik, hangi birine koşacak? Kurtaracak mı? Yara mı saracak? Araştıracak mı? Ne yapacak? Bu konuda yine bunu da bir soru işareti olarak koymak gerekiyor. Bu veri üretiminin, yerel veri üretiminin sağlanması noktasında bölge kimlikli enstitü araştırma merkezi ve benzeri kurulması, yetkilendirilmesi, yetkinleştirilmesi. Burada özellikle tabii bu kurumları kurduğunuzda içine kimi koyacaksınız? Az önce ilk başta söylediğimiz yetkin insanların, araştırmacıların mutlaka yetiştirilmesi gerekiyor. Ve sivil bilim kavramının yaygınlaştırılması ve tanıtımının sağlanması mutlaka gerekiyor. Bizler özellikle üniversite olarak aslında Türkiye'de adında heyelan olan tek araştırma merkeziyiz, heyelan uygulama ve araştırma merkezi. Yaklaşık tabii tam bu pandemiden önce biz yeni bir yapılanma içerisine girdik ama maalesef işte bu pandemiye denk geldik. Mutlaka tabii bunun da bir sonu olacaktır diye düşünüyoruz ve sonrasında bu konuyla ilgili özellikle sivil bilimin yaygın bölgemiz anlamından itibaren yaygınlaştırılması ve tanıtımı adına çok ciddi çabalarımız olacak. Çünkü evet işte buraya toplanan değerli katılımcılar bundan haberdar ama sizlerden tabii ricam bunu olabildiğince çevrenize yaymaya çalışmanız. Çünkü hakikaten özellikle kaynakların etkin kullanılması ve etkin veri elde edilmesi noktasında hiç olmazsa böyle bir çaba içerisinde olunması gerektiğini ben düşünüyorum. Ve son olarak da yine Çatak heyelanı sonrasında çekilen ve ÇEM tarafından yapılan bir kitapçıktan aldığım, çok beğendiğim bir görsel, tam da bölgemize uygun. Umarım heyelanla yaşamak ve sivil katılım arasında böyle bir ilişki olmaz. Çok daha bilimsel, çok daha duyarlı, çok daha etkin sonuçlara ulaşabilecek bir ilişki içerisinde olunmasını temenni ediyorum. Sözlerime ben burada son veriyorum. Sabrınız ve ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız ve katkılarınızı da merakla bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, hocam önce bir düzeltme yapayım. Sunum başında bir hata yaptık, sürçülisan ettik, kusura bakmayın. Estağfurullah. Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, evet, Profesör Doktor Sayın Aykut Hocamıza sunum için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sunumu izleyen katılımcılarımızdan katı koymak isteyen varsa, soru sormak isteyen varsa Zoom'un el kaldırma özelliğinden söz isteyebilir. Ben buradan sırayla söz vereceğim kendilerine.
Hakan Bey. Cahit Hocam söz almak istiyor. Cahit Hocam buyurun, ben size söz veriyorum. Sesinizi açabilirsiniz. Tamam. Herkese tekrar iyi akşamlar. Aykut, sana özellikle teşekkür ederim. Çok güzel özetledin şeyleri. Ve de Türkiye için çok önemli bir olay bu. Şimdi ben burada da bir iki tane cümle söyleyeceğim. Asıl sorumu da sen ne zaman asıl İzmir'e gelince orada sahilde konuşurken o ayrıntılı soruları sormaya çalışacağım. Şimdi bu burada asıl anlattığın şeylerin ötesinde bu sivil bilim ya citizen science dediğin şey çok önemli bence. Daha doğrusu biz yani bu bilimi topluma götürmediğimiz müddetçe bu işin biraz ciddi şekilde gelişmesi mümkün değil. Şimdi ben buradan nereye gidiyorum? Şimdi diyorum ki ben bu anlattıklarından buradaki en önemli şeylerin bir tanesi yerel idareler çok önemli bana göre. Yani belediyeler. Şimdi Sayın Başkan da burada, herhalde az çok yavaş yavaş şeyleri yapmaya çalıştık biz. Yani belediyelere jeoloji mühendisleri falan girmeye başladı. Çoğu yerde çalışıyorlar vesaire falan. Bu çok önemli. Buradaki jeologların aslında bu anlamda bu sivil işte bilim ya da yerel idarede çok daha aktif olarak bu tür şeylerle uğraşması çok yararlı. Çünkü merkezi idare o büyük kuruluşlar zaten maalesef ne yazık ki büyük kuruluş açtı DSE'yi, onları işlemsiz hale getirdik, elektrik etütleri kapattık, diğer iller bankasını kapattık. Bu işlerine çok ciddi şekilde uğraşırlardı. Ben hatırlıyorum yani bütün o barajda da şurada burada hep ELN etütleri yapılır, her şey yapılırdı. Ama şimdi onlar özel sektöre kaçırıldı. Onun için bu yerel idarede özellikle bunun çok ciddi şekilde hem jeoloji mühendisleri yavaş yavaş çalışırken bunun gündeme gelmesi gerekiyor bence. Ve özellikle bu konular ağırlıklı olması gerekiyor. Çünkü o yerel işlerde oluyor bu işler maalesef. Merkezi idare çoğu zaman bir işin farkında değil. Ancak çok büyük afet olduğu zaman işte geçenlerde Bursa'da olduğu gibi vesaire falan su sele felaketi yahut falan o zaman farkına varıyor. Ama bu tür olayları devamlı birlikte yaşamak. Bu da nereden geliyor? Şöyle uzatmadan bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizim Türkiye'deki nüfus büyük olanında büyük şeylere kaydı. Yani kırsal kesimde yaşayan insanların sayısı o kadar azaldı ki. Doğru mudur bu? Dolayısıyla bundan dolayı şehirlerde yaşayan insanlar doğanın hareketlerini pek tanımıyor. Doğayı tanımıyor. Yani onun için onunla uyumlu yaşamayı bilmiyor. Biz onun için bunu oraya götürmek için bu sivil, onun için hep devamlı sivil bilim konusunu bir şekilde oraya aktarmamız gerekiyor. Bu çok önemlidir. Bunu nasıl başarırız bilemiyorum ama bu gerçekten çok ciddi bir konu. Çünkü her gün bir yerde ya bir sel, ya bir heyelan, ya buna benzer bir felaket oluyor ki bunların tümü önlenebilir bir şey. Bizim halkımız da her ne hikmetse hep ya dere boyu yaşar, yahut da derenin birleştiği yerde yaşar, yahut da işte şeyde bir de hep de anlı şey, yahut da yani yüksek tepe, yani heyelanın ya tepesinde yahut da şeyinde yaşar. Onun için bunları bilerek bu aktarırsak, bunları aktarıp yere edelim, herhalde belki kazanırız. Ben sunumun için tekrar çok teşekkür ederim. Herkese de tabii bu aradan. Burada bulunan uzmanları var şu anda aramızda. Hocaları görüyorum ben. Ondan sonra daha ayrıntılı sorular soracak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet hocam, biz de size teşekkür ederiz katılımınız için. Ben şimdi sözü başkanımız Hüseyin Alan Bey'e vermek istiyorum. Hüseyin Bey buyurun. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Aykut hocama da bu güzel sunumu için ben çok akıcı ve güzel bir sunum yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani bir iki tane katkıda bulunacağım. Bir iki tane de soru soracağım eğer vaktimiz de varsa arkadaşlar. Birincisi o da olarak biz iki dönemdir özellikle doğa kaynaklı afetlere ilişkin ulusal mevzuata kazandırmak amacıyla formatlar hazırlıyoruz, kılavuzlar hazırlıyoruz. Geçen dönem emeğimizin çoğunu bu yüzey faylanması tehlike kuşağına ayırmıştık. Bugün onun sonuçlarını fay yasası olarak toplumda yoğun bir şekilde dile getiriyoruz. Bu dönem Aykut Hocam da içinde bulunduğu bir çalışma ekibi oluşturduk. Genel kurul kararlarımızdan bir tanesiydi. Genel anlamda heyelan diye tanımlayabileceğimiz ki o sınıflama sistemini zaten Aykut Hocam da verdi. Bunlara ilişkin bir kılavuz çalışmamız olacak. Şeyin kararını da almıştık. Özellikle bu çökmeler yani obruk veya işte zeminde meydana gelen çökmeler ilişkinde
Türkiye'de maalesef doğru düzgün bir kılavuz çalışması söz konusu değildi. Buna ilişkin de belki önümüzdeki bu genel kuruldan sonra da elanı tamamladıktan sonra ona ilişkin de bir ulusal kılavuz hazırlama düşüncemiz söz konusu. Bunu niye ifade ediyorum? Bugün ülkemizde maalesef işte bir şeyin, MTA Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bir envanter çalışması var. 2008'de tamamlanan ama ondan sonra da AFAD'ın bir çalışması oldu. Ama bu doğru düzgün şekillenmedi. Çünkü daha ziyade sadece şeyle ilgili, yerleşim birimlerini etkileyen heyelanlarla ilgili bir çalışma, sınırlı bir çalışma oldu. Yani bu envanter haritasının bir sefer güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada MTA'ya önemli bir sorumluluk düşüyor. Üniversitelerimize önemli sorumluluk düşüyor. Bunu tabii MTA Genel Müdürü'ne defalarca söyledik ama bu konuda meslek olarak birlikte hareket edip bunun toplumsal öneminin biraz anlatılması gerekiyor. İkincisi bugün Aykut Hocam gerçi depremlerden sonra ikinci sırada dedi ama Türkiye'de en çok meydana gelen deprem en çok meydana gelen afet türü heyelanlar aslında, yani yoğunluk açısından söylüyorum, özür telefon da geldi, bunu bir taraftan da kapatıyorum. Can kaybı açısından heyelanlar ikinci sırada, onu özellikle belirteyim. Bu konu önemli. Ama Türkiye'deki mühendislik hizmetlerin üretilmesinde en çok kaynak aktarımı sağlanan, jeoloji anlamında söylüyorum, heyelanlar olduğunu söyleyeyim. Bugün bütün büyük projelerimizde bu sorunlar maalesef, yani heyelandan kaynaklı sorunlar var ve bunlar bayağı yüksek maliyetlere neden oluyor. Bu pandemiden önce BOTAŞ Genel Müdürlüğü'yle görüştüm. Geçen yıl dedi, yani ifade ettikleri şu: başkan, 4 yere doğalgaz veremeyecektik. 4 kente söylüyorum, yani o kadar etkili olduğunu söyledi. O yüzden hani bu heyelanlar kısmını bizim atlamamız gerektiğini, bunu daha çok gündeme taşımamız ve bu konuda bizlerin de biraz emek harcamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden KTÜ'de gördüm, Aykut Hocam da başkanlığını yürütüyor, heyelan araştırma merkezinin kurulmuş olması ben son derece önemli bir sorumluluk üstleneceğini düşünüyorum. AFAD evet eskiden genel müdürlük seviyesindeydi. Bugün daire başkanlığı seviyesinde birçok birimin birleştiği noktalardan bir tanesi. Ama eski etkinliği biraz önce Cahit Hocam da söyledi, kalmadığını düşünüyorum. Bu konularda çalışma yürütüyor. Aykut Hocam, sorum da ona. AFAD'da bir çalışma yürütüldüğünü biliyorum, yani heyelanlarla ilgili. Biraz önce siz gösterdiniz bu uygulama, ne diyelim ona, interaktif uygulama söz konusu. Ama bunları yaparken ya lütfen bir tane çalıştay düzenlemiyor arkadaşlar. Bir tane davetiye gelmiyor. Ya bir şey yaptık ama ya bu işe yarıyor mu, yaramıyor mu diye hiç olmazsa bu camiada olanlarla birlikte karar verirse son derece yararlı olur diye düşünüyorum. Yani bir iki danışmanla götürülen hizmetlerin 3 gün sonra topluma, bu ülkeye de arzu edilen seviyede katkı vermediğini hepimiz biliyoruz. Tipik örneği işte deprem yönetmelikleri. Bir yıl önce çıktı, bir yıldır da çalışıyoruz, nasıl değiştireceğiz yani? Sadece bizim ilgili alanlar değil, İnşaatın çok daha geniş alanı itirazları var. Ben o yüzden bu tür düzenlemelerin katılımcı bir anlayışla yapılmasının, geniş çevrelerin buna katılımının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii heyelanlarla ilgili yapılan simpozyumlar önemliydi. Belki içeriği tartışılabilir ama bu Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bu konuda biraz daha inisiyatif aldı. Umut ediyorum bu heyelan simpozyumlarıyla bu alandaki bilgi birikimi biraz daha artar diye düşünüyorum. Tekrar herkese teşekkür ediyorum ama bu AFAD olayını biraz hocam bize açarsan teşekkür ediyorum şu interaktif şeyi. Deniz, Aykut Hoca'nı bile kapatmışsınız kimse. Aykut Hoca'nın sesini açalım. Sesi mi kesmişsiniz Deniz Hanım? Kendi için
Ya tamam, önemli değil. Şimdi şöyle Sayın Başkanım, şimdi tabii AFAD'ın bildiğim kadarıyla, izleyebildiğim kadarıyla söylediğimiz biçimde bir çalışması yok. Yani heyelanların değerlendirilmesi ve bu anlamda bir haritalamayla ilgili, yani işte USGS'in Landslide Reporter ya da LAMA tarzı bir uygulaması yok. Fakat tabii AFAD kendi içerisinde bünyesinde bir sistematikle çalışma yürütüyor ve geçtiğimiz işte 4-5 yıllık bir süre içerisinde bütün Türkiye'nin 25 bin ölçekli işte heyelan, kaya düşmesi ve işin içerisinde biraz da tabii çığ da vardı, duyarlı haritalarının üretilmesi adı altında bir çalışmaları var. Büyük bir çoğunluğu tamamlandı diye biliyorum ama tabii oradaki kullanılan verilerin yeterliliği, kalitesi, kullanılan yöntemlerin yetkinliği, etkinliği noktasında tartışılacak olan hususlar var. Biz bunları o kurumdaki arkadaşlara da dile getiriyoruz ve tartışıyoruz da zaman zaman. Fakat yani sizin sorunuzdan anladığım kadarıyla AFAD'ın örneklemiş olduğumuz biçimde bir veri toplama şeysi yok şu an. Öyle bir şeysi yok. AFAD'ın temel görevi Aykut Hocam şöyle. Yerleşim yerini etkiliyor, zorluyor. Ama mesela adam geliyor, BOTAŞ doğalgaz boru hattı geçiriyor. Dağda taşta her tarafta, yani yerleşim birimi olmayan alanda da geçiyor. Oralarda da heyelan var. Eğer sistemde görünmüyorsa yeteri kadar güzergah etüdü yok. Ondan sonra sıkıntılar çıkıyor. İşte İstanbul Ankara'yı düşünelim. Hızlı tren yolu işte Bozüyü geçtikten sonra ya 200 milyon dolarlık TBM makinesi buzu gibi şimdi heyelan kütlesinin altında yatıyor. 5-6 yıldır. Yani. Ve oralar bitmedi yani. Şimdi tabii etkinlik anlamında söylediğim gibi, yani evet bir çalışma yapılıyor. Evet, işte AFAD diyelim ki kurumsal anlamda bunu yüklendi ve bir sonuca ulaştığını söylüyor. Ama bunların karar verme noktasındaki gücü ya da karar verme noktasındaki etkinliği nedir? Ben açıkçası onu bilmiyorum. Yani bugün bir planlama çerçevesinde AFAD'ın üretmiş olduğu çalışmalara karar vericiler noktasında ne kadar başvuruluyor? Zannetmiyorum. Yani burada da böyle bir soru işareti var. Evet, bütün Türkiye için böyle bir çalışma yapıldı. İyi bir gayret ama istenilen hedefe ulaşamıyorsa eğer sonuç, o zaman yapılan işlerin de çok fazla bir anlamı kalmıyor gibi geliyor bana. Bu anlamda biraz bunu da güçlendirmek gerekiyor. Yani yapılan çalışmalar sonucundaki elde edilen neticelerin direkt olarak hayata döndürülmesi, karar verme noktasında bunu sağlayacak bir mekanizma maalesef şu an bildiğim kadarıyla yok. Çünkü bu anlamda yetkilendirilmiş bir kurum da yok. Böyle bir durum da söz konusu. Evet, AFAD ancak işte yerleşim alanında bir durum söz konusu olduğunda müdahil olabiliyor bu anlamda belki. Ama onun haricinde planlama sadece yerleşimde değil, dediğiniz gibi. Yani ulaşımda da var, nakil hatlarında da var. Yani bunları sağlarken hangi altlıktan sağlanacak bu ve bunlar ne kadar doğru bir yer bulacak? Bu anlamda çok ciddi boşluklar var. Bu boşlukların tabii yani mevzuatsal anlamda da çok ciddi olarak düzeltilmesi gerekiyor. Maalesef onu görüyoruz ve yaşıyoruz. Evet başkanım, teşekkür ederiz. Hakan'cığım bir şey söyleyeceğim, sözümü keseceğim, bir daha da söz istemeyeceğim. Başkanla çok konuştum biliyorsun. Buyurun başkanım. Yani bunlar niye önemli? Şu güncel bir olay üzerinden anlatayım. İşte bir buçuk yıldan beri sağ olsun genel müdür de bize inandı. MTA genel müdür de ikna oldu. Radon gazı ile ilgili mesela. Ya Sağlık Bakanlığı ile TAEK anlaştılar. Türkiye Atom Enerjisi Grubu bir tane yayınlamışlar herhalde. Ama jeoloji tabandan yoksun. Evet. Bakın şimdi proje ortaya koyduk. Bizim tabi jeoloji çalışma grubu. Sunduk bunu. Yıllık etki değeri bir katılıyor eski parayla. 1 milyon TL. Geçen gün birileri bir kemküm etti. Dedim ya MTA'da kaç tane projenin etki değeri yıllık 1 katrilyon lira Türkiye'ye katkı sağlayacak. Yani bizim bunlara yönelmemiz lazım. Aynı şey evet, ben heyelan haritaları için de düşünüyorum. Yani sadece heyelan değil, işte
verify haritasının güncellenmesi, sürekli güncel tutulması, HLAN envanter risk haritalarının çıkarılması, bunların güncel tutulması Türkiye'deki mühendislik hizmetlerine gerçekten Türkiye artı değer katacak. Mutlaka. O yüzden zaten jeoloji mühendisleri olarak yaptığımız öngörü çalışmasında bizim temel hedefimiz şu oldu. Yani sonuç öyle çıktığı için Türkiye'deki jeoloji kapasitesinin arttırılması, yani ülke olarak kapasitemizi arttırmamız bizi yetkinleştirecek. Yetkinleşmemiz ise daha müreffeh bir Türkiye yaratmasına katkı sağlayacak. 2040 yılındaki hedefimiz buydu. Yetkinlik de şu, yani bizim kurumsal kapasiteler olarak ürettiğimiz verilerin niteliği ve kalitesini arttırmamız lazım. Aksi takdirde işte radon gazından kaynaklı yılda 1 katrilyon lira para kaybedersin, 7500 tane insanın kanseri olur, ölür ama bunun farkında dahi bile olamazsın. Evet. Ben teşekkür ediyorum Aygül'cüğüm. Çok zaman aldım. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim katkılar için. Teşekkür ederiz başkanım. Şimdi Ali Aykut Ece Bey'e söz vereceğim. Buyurun Ali Bey. Hocam teşekkür ederim açıklamalarınız için. Size katkıda bulunmak için bir iki şey söylemek istiyorum. 2018 yılında Manisa'da AFAD İl Müdürlüğü ile beraber bir alanda hem eylem etüdü yaptık hem de kaya düşme tehlikesiyle alındık. Yönelik risk analizleri yaptık. Cahit Hocam'ın söylediği gibi bu işler AFAD'dan çok yerel yönetimlerde bitiyor. Çünkü biz orada tespit ettiğimiz noktaları rapor haline sunduk. Hatta o rapor çalışmasında 4-5 santim çözünürlükte orta foto çalışması yaptık. Sismik yansıma etütleri yapıldı, sondajlar yapıldı, rezistivite etütleri yapıldı. Kompleks bir şey yapmaya çalıştık. Sonuçta AFAD İl Müdürlüğü de görüş olaraktan Büyükşehir Belediyesi'ne plan değişikliğine yönelik bir talepte bulundu ama 2 sene geçti üstünden hala herhangi bir şey olduğu yok. Yani sonuçta sizin de dediğiniz gibi AFAD'ın yapmış olduğu çalışmalar belli bir yerden sonra tıkanıyor, kalıyor. Yani belli bir yerin ötesine gidemiyor çünkü öyle bir gücü yok veya herhangi bir yaptırım veya zorlayıcı bir şeyin yok. Sadece onlar kendileri için çok risk teşkil ettiği dakika oradaki 10 tane, 15 tane veya 20 tane veya işte çok 100 tane hanelik kısmı afete maruz bölge kararı alıp çıkıyorlar. Ama genel anlamdaki bütün işlemler yerel yönetimlerde bitmekte. Uygulamalardan bahsetmiştiniz Hacettepe Üniversitesi'nin ve diğer uygulamaların ama Hacettepe Üniversitesi sadece şu anda gördüğüm kadarıyla Google üzerinden şey yapıyor, telefon uygulamasını yapıyor. IOS'larda herhangi bir telefon uygulaması yok. Acaba ben mi yapayım? Yok var. Yok şimdi sitesine girdim yakında diyor. Yok hayır var ben kullanıyorum. Ben iOS kullanıyorum bende var. Tamam o zaman. Peki. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler katkılarınız için. Sağ olun. Evet Ali Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Candan Gökçeoğlu'na söz vermek istiyorum. Merhaba. Geliyor mu sesim? Merhabalar hocam geliyor. Ha. Hocam buyurun. Çok şükür kendimi duyurabildim. öncelikle odamıza teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir konuyu gündeme almış. İkincisi de Aykut hocama teşekkür ediyorum. Böyle bir keyifli konuyu güzelce anlattı. Başından sonuna kadar da keyifle izledim. Teşekkürler hocam. Şimdi konuya şuradan yaklaşmak lazım öncelikli olarak. Bakın bir zamanlar biz hep bilgi toplumundan bahsederdik. Bilgi toplumu olmamız gerekiyor. Bilgi toplumu olmamız gerekiyor. Artık bilgi toplumu olmak yetmiyor. Yani toplumların yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu işte teknolojik gelişmelere bağlı olarak bilim toplumu olmaları gerekiyor. Yani bilimin ta içinde olmaları gerekiyor. Her bir bireyin bilimi içselleştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bilim dediğimiz şey artık işte devletin maaş verdiği bir takım profesörlerin sırça köşklerinde oturarak yapacakları bir şey değil. Yani 3-5 tane profesör işte sırça köşkümüzde oturalım, devlet bize yüksek maaşlar versin, biz de dünyayı kurtaralım. Böyle bir dünya kalmadı. Eğer böyle gidersek sonumuz pek parlak değil. Dolayısıyla bizim
Sıradan vatandaşımızdan profesyonel meslek erbabından ta işte olsun, profesörü de olsun, profesörüne kadar giden süreçte bilimi içselleştirerek bilimi kullanmamız gerekiyor. Bu veri toplamadan başlayıp veriyi yorumlamaya kadar giden, hatta proje tasarlamaya kadar giden süreçlerin ta içinde olmaları gerekiyor. Bu bağlamda baktığımızda konuya işte sivil bilim gündeme geliyor. Sivil bilim dediğimiz şey gündeme geliyor. Aykut, teşekkür ediyorum düzeltmen için. Evet, IOS'ta da var uygulama. Evet, evet hocam. Şimdi bir de işin şöyle bir boyutu var. Veri kalitesi. Dünyada bu sivil bilimle ilişkin en çok tartışılan şey veri kalitesi. Evet, yani herkese açıyorsunuz. Enfeksiyona açık bir ortam. Dolayısıyla adam yemek masasının resmini çekiyor, gönderiyor. Diyor ki ben burada heyelan gördüm diyor. Veya işte ne bileyim arabanın resmini çekiyor, gönderiyor. Veya şüphelendiği bir heyelanın, yani evet bu heyelan olabilir gibisinden. Evet. Şimdi bu veri kontrolü meselesinde de bizim başka bir çalışmamız daha var. Yapay zeka ile gelen bilgi, fotoğraf gerçekten heyelan mı değil mi? Evet, evet. Bir de bir yapay zeka sürecinden geçiyor. Evet. Evet, bu heyelandır diyor. %99 olasılıkla ya da %96 olasılıkla. Ondan sonra bizim önümüze düşüyor. Sonra biz bunu tekrar değerlendiriyoruz. Evet, bu heyelandır ya da değildir. Çünkü bir anda henüz daha öyle veri akmaya başlamadı ama hani veri akarsa hayalimiz dünyada böyle evet. Bir fotoğraf çekip bize gönderirse falan gibi bir hayalimiz. <Evet. gülüyor> Henüz de o aşamaya ulaşmadık. Şunu da arz etmek isterim sevgili dinleyicilere. Bizim çalışmamız Landslide Reporter'dan öncedir NASA'da. NASA bizi refer ederek. Evet, evet. Ben zaten orada da şey yaptım aslında hocam, göstermiştim. Kirş Bağımlar'ın çalışmasına bakarsanız onlar bizi refer ederek şey yapıyor. Bu çalışmayı ifade ediyorlar kendi çalışmalarını. Evet, evet, tabii evet. Onların arkasında NASA var. Evet, evet. Yani biz de gariban Ankara'daki bir vatandaşız. Şimdi ikimizin arasındaki fark bu. Dolayısıyla gerçekten o işin ironi tarafı önemli değil. Mesela sivil bilimi biz bir şeye daha aplike ettik. Depreme aplike ettik. Nasıl aplike ettik? Şimdi bir deprem eş şiddet haritası üretilir biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz evet. Depremden sonra. Depremi hissettim diye bir uygulamamız daha var. Oradan da işte şöyle hissettim, böyle hissettim diye son derece basit ve Eylül'deki İstanbul depremiyle ilgili yayınımız da çıktı. Neredeyse afet işlerinin hazırladığı şeyle çok benzer sonuçlar elde ettik. Sahada çalışarak AFAD'ın yaptığı çalışmayla. Yani özetle şuna gelmek istiyorum. Bizim sivil bilimi, yani vatandaşı, ordinary, sıradan, konusu heyelan olmayan, konusu deprem olmayan vatandaşı işin içine soktuğumuz zaman çok da komplike olmayan, çok da böyle pahalı olmayan yöntemlerde çok sağlıklı veriler sağladığımızı gördüm. Ki Türkiye için bu o kadar kıymetli ki, yani tekrar başa gelirsem, böyle bir sunumu organize ettiği için odama ve bu işi yaptığı için de sevgili Aykut hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu önemli bir konu. Herkesin buna el atması lazım. Diğer söylenen konularla ilgili de bazı fikirlerim var ama şimdi onlara girmeye gerek yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz Candan hocam. Katkılarınız için. Aykut hocam, bir şey beklemek istiyorsunuz. Evet. Buyurun. Ben de değerli hocama çok teşekkür ediyorum. Hem katkılarından dolayı epeydir de özlemiştik aslında. Bu vesileyle de görmüş olduk kendisini. Burada tabii hakikaten özellikle hocamın da altına vurguladığı verinin kalitesi ve kullanılabilirliği, yani güvenilebilirliği çok önemli. Aslında sunumda biraz onu şema üzerinde göstermiştim ama çok orada detaya giremedim. Dediğiniz gibi sonuçta halktan, kimden nasıl bir bilgi gelecek bilemiyorsunuz. Dolayısıyla onun mutlaka bir elekten elenmesi gerekiyor. Ve bu elek de hakikaten artık işte günümüzde
işte yapay zeka, derin öğrenme gibi çok ciddi araçlar var. Bunlar kullanılarak çok etkin biçimde bunlar sağlanabiliyor. O anlamda hakikaten bu son derece önemli. Bundan sonraki yapılacak olan çalışmalarda da bunun ciddi anlamda göz önüne alınması gerekiyor. Yoksa sadece işte bir veri tabanı kurduk, oradan bir ilişkilendirme yaptık, insanlardan veri topladık. Böyle bir durum evet maalesef söz konusu değil. O anlamda hocama ben de o vermiş olduğu katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun hocam. Şimdi araya bir YouTube sorusu almak istiyorum. Bu arada YouTube kanalımıza, odamızın YouTube kanalına üye olmayı unutmayalım, destek verelim. Serhat hocamız sormuş. Serhat da güzel sunumunuz için teşekkür ediyorum demiş. Konu ile ilgilenen kişilerin bile farklı envanter haritaları oluşturması söz konusu iken sivil bilim kapsamında elde edilebilecek bilgi ve verilerin güvenilirliği çok tartışılabilir bir durum olmalı diyor. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz demiş Serhat. Aslında işte soru bu az önce Candan Hocam'ın da söylemiş olduğu, vurguladığımız noktanın tam üzerine denk geldi. Evet, yani konum bilgisi ya da grafik bilgi ayrı, hani grafik bilginin ötesinde niteliksel bilgi de önemli. Tabii bunların söylediğimiz gibi ciddi anlamda bir elekten geçirilmesi gerekiyor. Bunun için işte farklı yollar izlenebilir. Farklı işte hesaplama ya da algılama yöntemleri kullanılabilir ve bunun ötesinde bir de tabii uzman görüşünün de mutlaka geçmesi gerekir ki zaten şu anda da uygulanan dünyadaki yöntem ve yol, izlenen yol da bu şekilde. Yani sunumda da vermiş olduğumuz özellikle NASA'nın çalışmasındaki o şeye tekrardan bakılabilirse işlem akışına, orada özellikle o bu söylediğimiz verilerin rafine edilmesi aşaması vurgulanan bir alan. Dolayısıyla soru ve kaygı çok doğru ama cevabı da bu şekilde veriyorum. Teşekkür ederiz hocam. Rize İl Temsilcimiz Hakan Yanbay. Hakan Bey buyurun. Evet, iyi akşamlar. Merhaba Hakan. Hocam teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de odamın Trabzon Şube Başkanı Semih Başkanımız'ın yönetimine. Hocam ben bu sunumun başlığını okuduğumda heyranla yaşamak ve sivil bilim kavramının önemi dendiğinde ben ilk defa tabii sivil bilim kavramını duydum da biraz kafa karışıklığı yaşadım. Şimdi tabii kelimenin etimolojik anlamı sivilizasyondan geliyor, vatandaşlıktan geliyor ama bunu güncel yaşantıda kullandığım zaman yani bir sivil bilim bu karşılığında antiteze işte militarist bir bilim mi var acaba diye de bir kafa karışıklığı yaratabilir. Bence bu sivil bilimini bu vatandaşlık da daha Türkçeleştirip de işte vatandaş bilim, halk bilimi, yurttaş bilimi, bağımsız bilim demek daha doğru değil mi? Yani sivil bilim bence Türkiye'nin şu konjonktüründe farklı algılanabilecek bir durum gibi bana geliyor. Bu konudaki düşüncenizi merak ettim. Çok teşekkür ediyorum. Soru için çok teşekkür ederim. Hakan abi değil. Vallahi ben olaya hiç açıdan bakmadım. İşin gerçeği. Çünkü olaya ben tamamen bilimsel açıdan bakmaya çalışıyorum. Ama tabii böyle bir durumda maalesef söz konusu. Yani bir kelime, bir cümle çok başka yerlere çekilebiliyor belki yani. Ama yani dünyadaki kullanılan tam karşılığı aslında bu. Halk da denilebiliyor Türkçe'de. Sivil bilim de denilebiliyor. Yani sivil halkın normal halk da diyebilirsiniz buna. Bu şekilde de ifade edebilir ama ben gerçekten hiç bu açıdan değerlendirmedim. Yani düşünülebilir. Yani bu dediğimiz gibi sadece hani benim çevirdiğim aslında bir ifade de değil. Yaygın kullanılan, yani Türkçedeki yaygın karşılığı bu aslında. Ama hani bu şekilde alıp değerlendirilebilir mi? Bilemiyorum. Onu da artık alıp değerlendirene de sormak lazım. Niye böyle değerlendiriyorsun diye. Ama ben hiç o açıdan bakmadım. Bilemiyorum yani. Evet hocam, teşekkür ederiz. Söz sırası Halil Kumsar Bey'de. Halil Bey buyurun. Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Aykut Hoca, merhaba, teşekkürler. Hocam. Herkese merhabalar.
Öncelikle tabii bu ilginç sunum için gerçekten çok bana ilginç geldi. Birazcık da biz de heyelanlarla, şevlerle uğraştığımız için. Şimdi tabii bu işin vatandaşa yansıyan taraflarıyla ilgili olarak bizim Denizli'de bir Babadağ projemiz vardı biliyorsunuz. Babadağ. Bununla ilgili olarak işte Japon Milli Eğitim Bakanlığı'ndan almış olduğumuz bir proje. İşte Denizli'de Denizli Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Valiliği de destek oldu. İşte Reşat Hoca, Ömer Hoca ortak bir çalışma yaptık. Tabii bu çerçevede monitoring yaptık. Çok sayıda yerinde cihazlar yerleştirdik. Ondan sonra stabilite tabii analizleri yaptık. Model deneyleri yaptık vesaire. Sonuçta oranın afete maruz bölge ilan edilerek boşaltılması olay oldu. Daha sonra afete maruz bölge ilan edildi. Vatandaşlar yeni yerlere taşındı. Yani baştan sona hem bilimsel çalışmalar hem de uygulama, kamunun da o zaman Afet İşleri Genel Müdürü, Genel Müdürlüğü'ydi. Kamunun da ve de yerel yönetimlerin de katkısıyla birlikte bir bütün proje oldu. Daha sonra da bunu çağrı konuşmacı olarak Japonya'da birkaç defa çağrıldık ve orada sunduk. Tabii örnek bir çalışma oldu. Ama şimdi vatandaşa yansıyan taraflarına baktığınızda biz mesela orada izleme için çok sayıda cihazlar yerleştirdik. Yani sonuçta bu cihazlar hepsi parçalandı. Vatandaş bıktı artık. Bizi yerimizden ettiler. Yerel yönetim diyor ki ya Halil Hoca burayı boşalttı, şöyle oldu, böyle oldu. Yeni gelen belediye başkanı gidip ziyaret ettiğinizde çayını kahvesini ısmarlamıyor ama her şey kısa kesiyor. Japonya'dan buraları bir daha kimseye götürme, geri kalan kısmını da boşaltırsın diye. Yani tabii vatandaş başına ağır darbeler yaşamadan, darbeler sahip olmadan bu tür çalışmaların, bilimsel çalışmaların topluma olan yansımasını ve faydalarını görmüyor. Şimdi bizde böyle bir sıkıntı var. Yani bu sıkıntı yani birçok yerde var. Şimdi senin sunumunla ilgili olarak benim merak ettim. Şimdi çok güzel heyelan envanter haritalarını çıkartıyoruz. Heyelan duyarlılık alanlarını vesaire belirliyoruz. Bir de işte bizim mesela gittiğimiz gibi yerinde birebir uzun süreli bir projedir çalışma veyahut da bir otoyol projesi, otoyolda bir kazı olduğu zaman heyelan olmayan bir yerde bile denge durumuna gelecek tam stabilite durumu F-eşittir 1'e yaklaştığı zaman bu sefer topuk kazıldığında büyük bir kütle gelecek. İşte geçen Remzi hocamın sunumunda bir baraj sahasındaydı. Orada yine fosil bir heyelan topu oynandı. Daha sonra orada büyük bir heyelan geldi arkasında. Bir de çalışmaları da yürütmek gerekiyor. Yani bunların işte mühendislik projelerine veyahut da yani insan hayatına olan etkilerini daha fazla bir hale getirebilmek için yerinde sayısal hesaplamalar, örneklemeler yapıp belki bu çalışmalarla birleştirmek gerekiyor. Biliyorsunuz ben de kendi yazdığım program üzerinde birçok şeyler yapıyorum işte yerinde detayları alarak. Bu sefer hani çok daha detayları toplayarak bu sefer oranın lokal anlamda nasıl davranacağını elde etmeye çalışıyoruz. Benim merak ettiğim senin mesela gösterdiğin o web sayfalarından vesaire. Üç boyutlu biz arazi modellerini modellerken yani kontrol haritalarını da elde edebiliyor muyuz? Onu da sorayım seni yakalamışken. Hocam sorunuzu tam olarak anlayamadım. Benim sorum esasen sizin yaptığınız çalışmalarla araziye gidip o heyelanın lokal olarak da çalışmak gerekiyor ayrıntılı olarak. Evet. Yaptığınız çalışmalardan elde edilen verilerle o heyelanı siz mühendislik yolcusu olarak çalışacağınız zaman, yerinde stabilite analizleri yapacağınız zaman sizin elde ettiğiniz verilerden sayısal değerler elde edebiliyor musunuz? Mesela ben bir kesit almak istediğim zaman senin elde ettiğin haritaları XYZ olarak alabilir miyim? Anladım hocam. Tabii ki özellikle hangi tür sayısal topografik veri kullanıyorsanız ve bundan bir sayısal yükseklik modeli oluşturuyorsanız oluşturun.
bundan direkt olarak topografik bir kesit almanız mümkün. Tabii burada önemli olan çalışmanın detayı ve bu çalışmanın detayıyla eşlenik olarak üretilmiş olan verinin hassasiyeti. Az önce de vermiş olduğum örneklerde siz aynı bir alanda bir heyelanı 25 bin ölçekli bir topografik haritayı sayısallaştırarak da elde edebilirsiniz. Ondan elde ettiğiniz sayısal yükseklik modelini kullanarak bir kesit de elde edebilirsiniz. Santimetre hassasiyetinde LIDAR verisiyle elde edilen bir sayısal yükseklik modelinden de bir kesit alarak topografik veri elde edebilirsiniz. Dolayısıyla teorik anlamda sorunuz mümkün ama hangi veriyi kullandığınız ve sizin ihtiyacınızı karşılayıp karşılayamayacağı durumu soru işareti. Dolayısıyla bununla birlikte tabii ki burada biraz tabii daha çok bölgesel ölçekli farkına varma, haritalama durumu açısından söylüyorum. Bölgesel ölçekli bakış açısı biraz daha aslında vurgulanması gerekiyor ama tabii spesifik olarak belirlenmiş olan lokasyonlarla bir işte planlama aşamasındaki bir unsur, işte yol, yerleşim alanı, işte boru hattı vesaire gibi bir unsur detay olarak çalışılması gerektiğinde mutlaka tabii ki saha verifikasyonu olmazsa olmaz. Aslında bölgesel anlam için de bu gerekli. Yani siz bölgesel anlamda da bir envanter çalışması yaptığınızda bunları gidip yerinde aslında görmek gerekiyor. Özellikle tabii paleo heyelanların haritalanması noktasında bu biraz daha bunun farkına varılması gerekiyor. Ama onun ötesinde dediğiniz çok doğru. Mutlaka saha verifikasyonu olmazsa olmaz. Özellikle de jeoteknik amaçlı bir çalışma yapılacaksa da bu verilerden ihtiyaç duyulacak olan altlık bilgiler elde edilebiliyor hocam. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz hocamıza. Şimdi sözü Remzi hocama vermek istiyorum. Remzi hocam buyurun. İyi akşamlar herkese. Ben çok özür diliyorum. Bayağı bir sona doğru ancak katılabildim. Her akşam çok güzel sunumlar oluyor. Genelde hepsine katılmaya çalışıyorum ama Aykut hocam bu akşam geç kaldım. Kusura bakmayın. Odalarımıza da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Her akşam birbirinden güzel konuları bir araya getiriyorlar. Güzel güzel tartışma ortamı ve bilgilenme ortamı buluyoruz. Bilmediğimiz birçok şeyi genç arkadaşlarımızdan da öğreniyoruz. Dün akşam da güzel bir sunum vardı burada. Bu o da taşkınlardı. Biraz böyle sanki işin sulu tarafıydı ama ben bu doğal afetlere birbirlerine karşılıklı etkileşimleri açısından da değerlendirmekte yarar var. Sizin bu heyelan envanteri yapıyoruz da duyarlılık, tehlike ve risk haritalarında sadece doğal olaylara değil, yakın çevrede olan insan kaynaklı tetikleyici olaylara da birlikte değerlendirmek gerekiyor. Ben çok böyle üst düzeye bakıp, hani böyle çok sık kullandığım bir kavram var. Şeytanın avukatlığını yaparak ya bu da olursa ne olur? Ya da bir satranç oynar gibi bir ataktan karşı atağa bakıyorum. Böyle hepsini birlikte, kümülatif olarak ya da ne diyeyim, bütüncül olarak değerlendirmek lazım. Sizin çalışmalarınız, ülkemizde çalışmalar var. Genç arkadaşlarımız bildiğim bir zamanlar bu çalışmaların öncülüğünü Hacettepe Üniversitesi'nde çok yaygın olarak orada bir nesil yetişti. Candan hocamız da onlardan birisidir. Kaç tane oldu hocam, Candan hocam? Kaç tane öğretim üyesi yetişti Türkiye'deki heyelan envanterlerinin içerisinde? Evet, bunlar güzel de. Ben gelişmiş ülkelere baktığım zaman hep bir özlem duyuyorum. Daha bu kadar teknoloji yokken, uydu görüntüsü yokken, Avrupalı at sırtında dolanırken filan, kendi memleketlerinde jeoloji haritalarını yaptılar, topografiyi bitirdiler, heyelan envanterleri ve her türlü haritayı ürettiler. Biz ne oluyor da böyle hem teknoloji gelişiyor, hem genç bilim adamlarımız burada çalışıyorlar, belli bir seviyeye geliyorlar. Ama hep yeni baştan başlıyoruz. Türkiye'de şimdi bir heyelan envanter haritası var. Bunda üniversiteden meslektaşlarımızın da çok yoğun olarak katkı verdiklerini biliyorum. Bu heyelan envanter haritaları kaç ölçeğinde
ölçek bazında yapılıyor herhalde. 25 bin hocam. Esas 25, ölçeği 25 bin. Evet. Gitmedi ama değil mi? Heyelan envanter haritaları için diyorsunuz. Sunulmuş olan sayısal ortamda henüz 1/25.000 ölçekli haritalar tamamlanmadı. Yanlış mı biliyorum? Sunuldu diye biliyorum ben. Yani Türkiye'nin tamamlanmış olan 25.000 ölçekli heyelan envanter haritalarında hem sayısal hem basit olarak ulaşılabiliyor. 1/25.000 yapıldı. Ben o projenin içindeydim. Evet. 25 bin tabii. 1/25.000 ölçekli derlenmiş durumda. 100 binlik ve 500 binlik basıldı. Evet. Şimdi esasında bu konuşulan konulara çoktan aşmış olmalıydık. Biraz önce Halil Hoca'nın da söylediği gibi Halil Hoca benden birazcık çaldı. Tabii erken konuşunca öyle oldu. Ben onlara da değinmek istiyordum. Artık bizim maaş yavaş. Ülkenin her tarafını kullanıyoruz. Doğal afetlere karşı şey olmamız lazım, uyanık olmamız gerekiyor. Yeraltı kaynaklarını da işleyeceğiz. Ulaşımı, üretimi, her yeri yaygınlaştıracağız. Ülkemizin nüfusunu bölgeler arasındaki farklılıkları da kaldırmaya çalışacağız. Şimdi esasında bizim artık 25 bin ölçekli haritaların da altına inip mühendislik olarak onların analizlerini, hatta heyelan bölgelerimizi de izliyor olabilmemiz lazımdı. İzlemek de çok önemli. Çünkü bütün heyelanlar hiçbir tanesi nedensiz ve habersiz gelmiyor. Bunu görebilmek lazım. Sizin söylediğiniz bu yerelde bilimi, halka izletme fikri, o uygulamalar çok güzel. Ama çok sistematik olarak ilgili kurumların da oluşup böyle o mu olsun, bu mu olsun, işte o olmadı diye tartışmanın ötesine geçip artık heyelanlarla ilgili sorunumuzu yavaş yavaş bitiriyor olmamız gerekiyor. Çok geri kalıyoruz. Burada tabii üniversitede çalışan arkadaşların bunda suçu yok. Memleket olarak reflekslerimiz çok zayıf. Bir kurumun yaptığını diğeri aynısını yapmaya çalışıyor. Gerçek anlamda bir iş bölümü yok. Şimdi benim kafam karıştı. Heyelan envanter haritalarını MİT'a mı yapıyor yoksa APAT mı yapıyor? Yoksa devlet su işleri mi yapıyor? Herkes kendine göre yapıyor. Tek bir tane yetkin kurum olması gerekiyor. Bütün bunlar biliniyorsa, 1/25.000 ölçekli heyelan envanterli haritaları yapılmış ise hala bizim yanlış yol güzergahlarından seçilen, yollardan dolayı tetiklenen bir yığın heyelanlarımız var. Ya da başka bile bile heyelan alanlarında, heyelan tehlikesi, riski büyük olan boyutlu alanlarda kentlerimizin geliştiğini görüyoruz. Demek ki yaptığımız işlerin de İşlere de bir güvenen ve onları mekansal planlamada kullananlar da çıkmıyor demek ki. Ya da inadına neyse artık bilime inanmama kültürü müdür nedir? Bile bile ya heyelanlı bölgeye gidip yapılaşma yapıyoruz, fabrikaları kuruyoruz ya da içme suyu havzasına yerleşiyoruz. Ne zaman doğru bir platforma, bilimsel yaklaşımı, akıl ve bilimin gösterdiği yola geleceğiz? Bunu da merak ediyorum. Bizim de birazcık daha organize olup kamuyu, yerel yönetimleri daha aktif bir şekilde yaptığımız işlerin önemine inandırmamız gerekiyor. Evet. Öyle yarım dinleyince bu kadar oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Aykut'cığım çok güzel bir konuşmaydı gerçekten. İkinci bölümü değil. Çok bilgilendik. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Benim sesim geliyor mu? Hocam size söz verecektim, buyurun. Peki, teşekkür ediyorum. Bir iki konuya açıklık getirmek lazım. Aslında Halil Hocam da Remzi Hocam da çok güzel konulara temas ettiler. Ya bu konular çok derin. Belki sabaha kadar konuşabiliriz. Bir iki şeyi küçükçe ayırırsak belki konu daha aydınlanır. Şimdi bir tanesi bu sivil bilim dediğimiz şeyde aslında yerinde monitoring yapmak için bir sürü pahalı aletler falan yerleştirmiyoruz. Dolayısıyla işte yerleştirdiğimiz zaman bir takım aletler hasar görebiliyor. İşte bir su gözlem kuyusu koyuyorsunuz, onun içine gidip taş atıyorlar. İnklinometre kuyusu açıyorsunuz, ona zarar veriyorlar. Ama bunda öyle bir şey yok yani sivil bilimde. Bunun adını koyalım. İkincisi, bizim sivil bilimi heyelanda kullanma kaygımız şu sevgili Remzi Hocam.
Biz aslında heyelan duyarlılıkta evet çok adam yetiştirdik. Dünyanın da öncü ülkelerinden biriyiz bu konuda. Heyelan duyarlılığını çok iyi yapıyoruz. Bunda hiçbir konu sıkıntı yok. Yani heyelan duyarlılığı dediğimiz şey aslında heyelanların bölgenin alansal olarak nerenin ne kadar duyarlı olduğuna, nerenin önce kayacağına, nerenin sonra kayacağına karar vermek. Ama gelişmiş ülke dediğimiz her nereyse Amerika, Avrupa'nın herhangi bir ülkesi, Japonya vesaire henüz daha tehlike ve risk problemini onlar da çözmüş değil. Burada sivil bilimi kullanmaktaki kaygımız ya da amacımız, niyetimiz biz bu heyelan tehlike problemini çözelim. Lokal ölçekte değil, bölgesel ölçekte çözelim. Dolayısıyla bölgesel ölçekte bunu çözebilmek için bir yağmur yağıyor. Bu yağmurun hangi saatinde heyelanlar olmaya başladı? Yani o threshold dediğimiz hangi dakikada, hangi saatte olduğunu ben bilirsem sadece bu kadar basit bir bilgiye ihtiyacım var. Çok basit bir bilgi bu. Ama bunu işte Ordu'da yağmur yağmaya başlıyor. İşte Rize'de yağmur yağmaya başlıyor. Ama heyelanlar hangi dakikada olmaya başlıyor? Eğer ben onun saatini bilirsem olağanüstü bir şey yapacağım. Bilimsel icat yapacağım. Ama onu bir türlü bulamıyorum. Yani sivil bilimi şey yapmaktaki, force etmekteki sebebimiz aslında bu kadar basit bir bilgiye ulaşmak. Bunun için ne yerinde jeoteknik etütler, ne inklinometreler, ne slope stability analizleri, ne üç boyutlu analizler falan değil. O işin ayrı bir boyutu. Yani o işin Türkiye'de geoteknik denilen, aslında geotechnical engineering dediğimiz İngilizce'de, İnşaatçıların işte ısrarla geoteknik dediği, bizim jeoteknik dediğimiz kısmın işi. O ayrı bir konu. Öyle bir iddiamız yok. Yani çok basit bir şeyi bulmaya çalışıyoruz amacımız. Çok basit bir bilgiyi bulmaya çalışıyoruz. Emin olun bu bilgiyi hala İtalyanlar da bulamadı, Almanlar da bulamadı, Hollandalılar da bulamadı, Japonlar da bulamadı. Daha bulamadılar bunu. Yani o yüzden tabii ki bunu şöyle yapmak mümkündür. Yerinde bir takım aletler koyarak, ölçümler yaparak bunu bulmak mümkün. Yani günümüz teknolojisi buna izin veriyor. Ama bu kadar para harcamıyor kimse, bu kadar yatırım yapmıyor. Allah'ın dağında bir heyelan oluyor. Ya olursa olsun deyip geçiyorlar. Yani bunu İtalyanlar da aynı şeyi yapıyor. Onun için bu konuyu bir ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla meseleyi eğer jeoteknik mühendisliği, geoteknik mühendisliği adına her ne dersek diyelim ki ben mühendislik jeolojisi demeyi tercih ediyorum. Benim Twitter hesabımda da engineering jeolojisi diye yazar. Mühendislik jeolojisinin özelde mühendislik hizmeti veren proje bazlı çalışmalarıyla birbirine karıştırmamak lazım. Çünkü orada zaten para var. Orada bir tünel yapıyorsunuz, orada bir yol yapıyorsunuz. Dolayısıyla oraya harcayacağınız bir para var. Bu parayı harcıyorsunuz onun için. O yüzden bizim yapmaya çalıştığımız şey daha basit, yaygın, binlerce kilometre kareyi etkileyen bölgesel ölçekli olaylarda para harcamadan toplumu bu işin içine katarak, buna halk bilimi diyeyim, buna vatandaş bilimi diyeyim, buna sivil bilim deyin, adını ne koyarsanız koyun, bu yolla veri toplamak istiyoruz. Ve doğru veri toplamak istiyoruz. Bütün hikaye burada kilitleniyor. Yani şöyle düşünün, mesela ne yapmışlar? Bizim jeolojiden farklı ama Güney Amerika'dan, Güney Amerika'nın en ucundan Kuzey Amerika'ya kadar kuş gözlemcilerinden fotoğraflar toplamışlar. Görüntüler toplamışlar. Ve hangi kuşun, hangi türün, hangi dakikada, hangi saatte, nereden geçtiğini tespit etmişler. Bunu da simüle etmişler. Nerelere konuyor o kuşlar, nerelere gidiyor. Ve bunu da tamamıyla sivil bilimle yapmışlar. Bu kuş bilimi açısından o kadar değerli bir bilgi haline dönüşmüş ki. Zaten dünyada işi tetikleyen hikaye de bu. Daha sonra başka alanlar buna bizler gibi merak sarmış, ha ya bu yolla da veri toplanabiliyor.
Dolayısıyla bu sorunu birdenbire çözebilmek mümkün değil. Son derece karmaşık bir problem. Ama bizim buradaki muradımız sadece ve sadece tehlikenin trash olduğunu bulmak. Teşekkür ediyorum. Evet, bu kadar basit. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun katkılarınız için. Şimdi sözü İsmail Hakkı hocamıza vermek istiyorum. İsmail Hakkı hocamız buyursunlar. Teşekkür ederiz. Aykut Akgün hocamıza bu kapsamlı bilgisinden ötürü öncelikle teşekkür ederim. Çok kapsamlı bir konuydu ve çok fazla konu. Ben kendi mesleğim esas jeotermal olmasına rağmen başkan iki de bir diyor ki işte jeotermale nasıl bağlayacak diye. Bugün jeotermale bağlamıyorum, ondan uzaklaşıyorum. Ben şöyle iki sualim var. Bir tanesi İzmir'de Balçova Fayı Dirim Fay'dır. Ve bu Dirim Fay'ın üzerinde oturan Balçova termal tesisleri vardır. Evet. Ve bu termal tesislerde bina sağlamlaştırma yapıldı. Bu yapılan sağlamlaştırmayı direkt faya yaslanan bir bina olmasına rağmen ve o fayın hareketli olduğu binalardaki deformasyonlarla tespit edilmiş olmasına rağmen burada yapılan sağlamlaştırmayı siz tutarlı buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? İkinci bir olay, aynı şekilde bir fay üzerinde oturan bir binada alt tarafında oluşan bir heyran bölgesiyle o fayın eğimli bir fay olmasına rağmen çift sıra gazıklı temelle tutturmuş olsalar bile o bina o fay üzerinde ne kadar durur veyahut da bu şekilde bir takım gözlemlerimiz var mı? İki. Üçüncüsü de bir takım heyelanlardaki olayları sağlamlaştırmak için yapılacak önlemler ne kadar ekonomiktir ve başarılıdır? Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. İlk iki sorunuza aslında bütüncül bir cevap vereceğim. Şimdi benim bir mühendis olarak inancım şudur. Her problem kendi içerisinde spesifiktir ve her probleme o spesifik durum çerçevesinde yaklaşmak gerekir. Bu açıdan bakıldığında söylediğiniz alan aslında ya da sormuş olduğunuz soruya çok daha doyurucu bilgi cevap verebilmek için aslında daha detay bilgiye sahip olmak gerekir orayla ilgili, ama söylediğiniz alanı az çok biliyorum ve genelleştiriyorum soruyu kendi adıma. Bu açıdan bakıldığında tabii ki İzmir Fayı gibi aktif tektonik hatlarda hem tektonik hareketten dolayı meydana gelen bir deformasyon durumu söz konusuyken aynı zamanda oradaki kataklastik deformasyon sonucundaki birimlerin ciddi manada zayıf dayanımlı bir hale gelmesi nedeniyle hem kütlesel yenilme noktasında hem de bir yükü taşıma noktasında çok ciddi defektleri oluşuyor. Bu açıdan bakıldığında oradaki yapılacak olan yapının yapıyı da buradaki jeoteknik ortamın ilişkisinin iyi anlaşılması ve ilk başta söylediğim şekilde site spesifik diyebileceğimiz sahaya özgün durumlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesiyle birlikte o tarz ortamlarda bile dayanımlı, güvenli üst yapılar yapılabilmesi mümkündür. Bunun örnekleri de dünyada çoktur. Dolayısıyla ancak yapılan uygulamaları ve yaklaşımları elbette yakından bilmek gerekir. Ben sorunuza bu manada genel bir cevap verdiğimi tırnak içerisinde ifade etmek zorundayım. Üçüncü sorunuza yönelik olarak da yine aslında birinci cevapla eşlenik bir cevap olacak. Her kütle hareketi ya da her heyelan önlenebilir değildir. Boyutları önemlidir ve önlenebilir olma durumu, yani feasible olma durumu dikkate alınmalıdır. Siz birkaç yüz
metrelik bir kütleyi tutmak için yapacağınız çabayla birkaç kilometre uzunluğunda bir kütleyi tutma çabanız elbette ki aynı olmayacaktır. Dolayısıyla uygulama yapacağınız durumu bu anlamda iyi etüt etmek gerekir. O manada uygulanabilir yerler vardır, uygulanamaz, hiç uygulanamaz yerler vardır ki biz bu noktada birçok uygulamada bunları söylüyoruz. Yani sizin heyelanınız ya da kütlesel yenilmeniz birkaç 10 metre olabilir, bu tutulabilir. Ama birkaç kilometrelik bir heyelanı tutmaya çalışmanızın da çok da bir anlamı olmayacaktır. Dolayısıyla olaya bu manada biraz daha öznel bakmak gerekir diye ben düşünüyorum. Peki ben buna ek olarak başka bir şey, ilave bir sual daha sormak istiyorum. Şöyle bir şey, ben de devamlı şu anda Kuşadası'nda yaşadığım için her bölgede devamlı heyelan var. Ve bu heyelanlarda bir takım gözlemleri biz görüyoruz. Ve yapmış olduğumuz gözlemlerde işte söylemiş olduğum bir faya yaslanmış olan önüne çift sıra gazıklı temelle oturtmuş oldukları bina ilk yapıldığı anda hiçbir hareket yoktu. Daha sonra aşağı yukarı 2 sene önce ilk fotoğrafını çektiğinde aşağı yukarı 2 santimetrelik bir açılma vardı. Bugün 3,5-4 santimetrelik bir açılma var. Bina tek taraflı olarak gazıklı temellerin üzerine doğru hareket ediyor. Bu bina buradaki sadece heyelana bağlı olarak olacak olan harekete karşı ne kadar mukavemetli olabilir? Veyahut da bölgesel tektonizmaya bağlı herhangi bir harekette ne kadar mukavemet gösterebilir? Teşekkür ederim. Aslında yine baştaki söylediklerim de aynı şey olacak. Tabii ki yani bir mühendislik çözümü uyguladığınız zaman, uyguladığınız mühendislik çözümünün problemin ne kadar iyi algılandığıyla da alakalı olduğunu çok net söylememiz gerekir. Yani evet, siz kayma yüzeyi 30 metreden geçen bir heyelana 20'şer metrelik kazıklarla müdahale ediyorsanız orada yapılabilecek hiçbir şey yoktur. O kazıklar bir şekilde bir akşam gidecektir. Ama burada uygun ön algılama, problemi iyi tanımlama ve iyi tanımlanmış problemi çözebilecek yetkin çözümleri uyguladığınız durumda neredeyse çözülemeyecek, tabii yani mühendislik anlamda feasible olma durumu çerçevesinde çözülemeyecek mühendislik problemi yoktur. Dolayısıyla sizin vermiş olduğunuz örnekte ben söylediğim gibi çok yeterli bilgiye sahip olmadan bazı şeyleri konuşmak belki çok doğru değil ama söylediklerinizden yapmış olduğum çıkarım muhtemelen çok uygun olmayan bir jeoteknik tasarım söz konusu. Dolayısıyla bu durumda tabii ki üst yapıyla birlikte çok da fazla yaşayabileceğini çok ihtimal vermiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Alan söz almak ister. Hüseyin Bey buyurun. Evet, ben İsmail abinin sorularına Aykut'cum bir katkı koymak istiyorum lütfen. Sana. Tabii. Ya bir sefer fay zonu üzerinde bina diyorsun. Abi fay yasası diyoruz. Kaç aydan beri, kaç yıldan beri. Bunun üzerine götürüp bina yap demiyoruz yani. Bunun işte hiç olmazsa yüzey faylanması tehlike kuşağı dikkate alınarak yapılsın istiyoruz. Götürmüş üzerine oturmuşlarsa zaten yani bunlar yapılmasın diye çaba sarf ediyoruz. Bu birinci konu. İkinci konu bu takviye güçlendirmeleri söyledim. Yani bina iyileştirmeleri toplam maliyetinin %40'ı ise ekonomik görülüyor bugün Türkiye'de. Onun üstünde ise bina yıkıp yapmak daha ekonomik geliyor. Yani o açıdan bakmak lazım. Tabii buna tarihi kültürel yapıları almamak gerekiyor yani bu %40'ı. Yani çok tarihi bir yapınız var. İşte şimdi şey tartışılıyor biliyorsunuz İstanbul'da tarihi bir yapı. Yani bunları kastetmiyorum. Onlar mutlaka maliyetin dışında güçlendirilmesi gereken binalar olduğunu düşünüyoruz. Heyelanlarla ilgili Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var Aykut Hocam. Evet.
Mesela Samsun'da işte televizyonlara da yansıyor bazı konular. Ya koca bir mahallede heyelan kütlesi var. İmara açtılar burayı yapılaşmaya. Orada imara açarken de altına iki cümle yazıyorlar. Gerekli tedbirler alınsın, önlemde alan diye. Şimdi üç gün sonra bu binalar kayıyor. Vatandaş perişan durumda. Mesela İsmail abinin memleketinden bahsedelim şeyden, Kuşadası'nda. Kuşadası'ndan şu neydi adanın abi şeyi ne Kuşadası mı şey o adanın burun kısmına yani Kadınlar Denizi'ne bakan bölümlerdi heyelanlı. Şimdi orada habire kazık çakıyorlar, habire kayıyor. Oranın kayacağını biliyorsun artık. Yani bir tür orada illa bir imalat yapmanın anlamı yok. Veya İzmir'de işte neydi eski semtlerden birinde heyelan vardı. Ben de gitmiştim yani görevli olarak. Boşaltın dedi gönlünü doğal aldı. Çünkü 1-2 milyon metreküp malzeme geliyor. Götürmüşler kazık projesi yapmışlar. Sonra çalışmadı ortaya çıktı yani. Yani bizim bu tür akılsız şeyleri Aykut Hocam buna zaten ifade etti. Şeyin büyüklüğü önemli. Yani bunun önlenebilir olanlar belki olabilir. Belki diyorum. Bir de önlenemez olanlar var. Onlar için de bence hiçbir şey yapmamak lazım. Mesela Samsun'daki rezalet tam bir rezalet. Evet. Vatandaş şimdi sıfır ev almış, evi kaymış gitmiş. Televizyonlarda sabah programlarında gösteriyorlar. Birkaç kez ben de ortada adam yok. Belediye ruhsat vermiş, imar vermiş, bilmem ne yapmış, müteahhit gitmiş, bina yapmış. Şimdi ortada rezalet var, kaymış, oturulamaz konumda bir sürü yer var. Bence bunlara da mahal vermemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bizim mesleğe de önemli sorumluluklar düşüyor arkadaşlar. Kesinlikle. Yani bunlar netütlerini yapanlar da yine bizim meslektaşlarımız. Yani böyle kütlesel heyelanların olduğu yerde bir etüt yapıyor. Bir parselde taşıma gücü veriyor, oturma veriyor, şu veriyor, bu veriyor. Yani bunlara gerek olmadığını düşünüyorum. Bizim de bu konuda daha dikkatli olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ederim başkanımıza. Evet, ben de teşekkür edeyim başkanımıza. Remzi Hocam tekrar söz istiyor. Hocam buyurun. Mikrofon da açıldı, teşekkür ederim. Şimdi güncel teknolojik yöntemlerle üreten heyelan, duyarlılık, envanter ne derseniz deyin. Bu haritalara ulaştığımızda şöyle bir inceliyorum ben. İncelediğimde sonuçlarını, yapılan çalışmanın sonuçlarını heyelanı tetikleyebilme olasılığı olan olgularla karşılaştırıyorum. Ne bileyim bölgenin yağış değeri. Ne kadar sürekli mi değil mi? Yılın hangi mevsiminde oluyor? Bölgenin yağışıyla ve jeolojiyle ilişkilendiriyorum. Aktif tektonikle ilişkilendiriyorum. Türkiye haritasına baktığımız zaman heyelanların nerelerde kümelendiğini çok görüyorum. Benim önerim, yani bu konuda çok uzman değilim. Sizin çalıştığınız bu, hep takdir ettiğim ve büyük bir sayede izlediğim bu konuda. Konuyu çalışanlar acaba çok kapalı mı çalışıyorlar? Yoksa multidisipliner mi çalışıyorlar? Yapılan, üretilen bir haritayı bir iklim bilimciyle, bir jeoloji anlamında, mühendislik jeolojisi, yeraltı sularıyla, litolojik bilimlerin yani bir formasyon şu formasyonda değil de ne bileyim Karadeniz'de çok oluyor. Evet volkanik kayaçlar var çok yaygın olarak. Bunlardan bir tanesi. Topografya çok dik. Bu da güzel. Ama yağış da alıyor. İşte burada yağışı ölçmek, toprağın suya doygunluğunu, hangi birimlerde ne kadar şey olur böyle pilot bölgeler seçip bu pilot bölgelerde yöntemi, dünyadaki gelişmiş yöntemi değiştirerek daha hızlı sonuca gidilmez mi acaba diye böyle bir şey geliyor aklıma. Ve çalışılan konuların ölçek boyutu. Diye bir yani aynı şekilde ben burada yüklediğim zaman yoldan ne bileyim bir yol açıyorsunuz. Şeriler düzenleniyor, her şey çok güzel. Bir askeri birlik geçerken kayıyor. Askeri birlik geçmese paletli bilmem neli filan belki biraz daha uzun süre dayanacak gibi. Güzergahların belirlenmesinde sizin heyelan envanter haritaları, duyarlılık haritaları, tehlike haritaları. Yani bizi bu konuda birazcık daha aydınlatır mısınız? Çalışma prensibini ve
Evet, biraz önce Candan Hoca açıklamalarda bulundu. İşte İtalya'da, efendim, diğer bölgelerde bu tehlike haritalarının konunun yeterince anlaşılamadığını söyledi. Elbette ki bana göre avantajlıdır ama ben o boyutta olduğunu düşünmüyorum. Ki adamlar İtalya'yı bilmem de bu konuda çok ileri gitmiş ve memleketin neresinde ne olursa anında refleksleri gelişmiş ülkeler var. Benim bildiğim bir tane bölge var, bir havza etidi yapıyorlar. Bu havza etidinde ne bileyim yüzey sularından depremine, nehirlerdeki taşkınlara ve dere yataklarındaki ağır metal içeriklerine, tarımın bunlara etkisine bütüncül olarak havzayı değerlendiriyorlar havza bazında, ülke bazında, bölge bazında, farklı ölçeklerde. Ölçek boyutu araştırmanın derinliğini gösteriyor. Siz 1/100.000 ölçekli bir harita ürettiğiniz 1/100.000 ölçekli haritadan 1/25.000 hatta 1/5.000'lik haritalar üretip veri noktasını ve kalitesini sıklaştırmadan, kaliteyi iyileştirmeden böyle sonuçlara doğru gidildiği zaman elbette sorunlarla karşılaşılacak. Bu konuda daha biraz daha bizi aydınlatırsanız çok sevinirim. Ayrıca. Teşekkürler Remzi Hocam. Efendim hocam. Ben anlatabildim mi derdimi? Ben anladım, anladım hocam. Burada güven içerisinde yaşamak istiyorum. Anladım. Yaşamımı güvence altına almak istiyorum. Üretimimi, yatırımımı doğru yapmak istiyorum. Anladım hocam. Vatandaş da onu istiyor. Anladım tarım hocam. Alanını sularken burada heyelan olacak diye korkmak istemiyorum. Hepsini birbirleriyle ilişkilendirmek gerekiyor. Karşılıklı evet. Etkileşim. Bunu yapabiliyorsak İşte biz bir adım daha ileriye gidebiliriz. Evet. Şimdi tabii rica ederim. Şimdi hocam tabii şöyle Candan Hocam da söz istiyor mu? Hocam müsaade ederseniz bir iki ekleme yapayım. Sizin de mutlaka değerli katkılarınız olacak. Karşılıklı konuşma olsun diye söylemedim. Yok, anladım tabii ki. İhtiyaç ettiğim için söylüyorum. Yok tabii hocam şöyle. Şimdi tabii ki aslında ben bu söylediğiniz detaylara çok fazla girmedim. Çünkü birkaç ay önce Tolga Çan Hoca'nın çok değerli bir sunumu vardı. Dolayısıyla onlar üzerine tekrar olmaması adına ve zamanı da biraz daha etkin kullanmak adına o detaylara çok fazla girmek istemedim. Şimdi tabii ki burada özellikle benim yani envanter üzerinde durma niyetim elbette ki İster bölgesel ölçekli çalışmalar olsun, ister yerel ölçekli çalışmalar olsun ki envanter çalışmaları aslında yerel anlamdaki jeoteknik çalışmalarda da kullanılıyor. Dolayısıyla bu anlamda envanter haritasını kullanarak elbette ki çevresel ve jeolojik faktörleri kullanarak biz bir değerlendirme yapıyoruz ki işte bundan aslında ilk başta duyarlılık diyoruz. Bu duyarlılık çalışmasından biz heyelan olmuş alanlardan yola çıkıp o alanda heyelan olmamış alanlardaki heyelan olma potansiyelini değerlendiriyoruz konumsal olarak. Dolayısıyla bu değerlendirme yaptığınız alanda ister tarım olsun, ister yerleşim olsun, ister sanayi olsun o alanınızdaki etkileşime geçebilecek her türlü unsuru o tarz bir harita elde ettiğiniz zaman bununla ilişkilendirebilirsiniz. Bunun için hiçbir engel yok. Bir defa yani bunu çok net söyleyebiliriz. İkincisi bunlar dikkate alınıyor mu Aykut Hocam? Hocam bunlara... bunun dikkate alınması yerel ya bunun dikkate alınması tamamen karar vericilerin inisiyatifiyle alakalı. Yani ister üniversite olarak işte az önce de söyledim. AFAD bununla ilgili son 5 yıldır bir çalışma yapıyor. Yaptığı çalışma sonucundaki haritaları hangi planlamada ne kadar kullanılıyor? Ben şimdiye kadar duymadım. Yani evet elimizde 25.000 ölçekli bir işte Trabzon'un bütün Türkiye'nin 25.000 ölçekli heyelan duyarlı haritaları var. Ama bir yerden bir petrol boru hattı geçerken ya da ne bileyim işte bir yol hattı geçerken ya da bir yere yerleşim izni verilecekken bunlar ne kadar bağlayıcı olarak kullanılıyor? Ben şimdiye kadar etkin bir şey görmedim açık söylemek gerekirse. Arzu dolayısıyla evet var ama kullanılmıyor bunlar. Yani sıkıntı aslında biraz da orada. Yani bağlayıcılığı çok fazla yok. Yani bugün mesela şöyle örnekler de verilebilir. Şimdi siz gidiyorsunuz $1 milyon bir ev alıyorsunuz ve bu evi sigorta ettiriyorsunuz. Ama almış olduğunuz $1 milyon ev işte sunumda da verdiğim örnekler içerisinde heyelanlı bir alanın göbeğinde.
heyelan içerisinde kayıyor ve siz sigortaya gidip ya benim bu evim kaydı, ben buradan sigortadan paramı almak istiyorum dediğinizde sigorta size hayır, paranı veremem diyor. Böyle sıkıntılı bir durum da söz konusu. Ama bunun hem kanunsal anlamda hem de yönetimsel anlamda bağlayıcı bir şeysi yok. Ben bunun çünkü çok örneklerini de yaşadım. Dolayısıyla üretilen kurumlarda da olsa, üniversitelerde de olsa üretilen sonuçlar var. Ama bunların etkin anlamda pratiğe dönüş tarafları çok. Sıkıntı zaten orada biraz da. İşin diğer tarafına baktığınızda yapılan çalışmaların doğruluğu ayrı bir tartışma konusu olabilir. Ya da işte sizin vermiş olduğunuz örnekte yani bir alandaki işte heyelan envanterinden yola çıkarak alanın işte bir takım hidrolojik özelliklerini de kullanarak biz bir değerlendirme yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz ama o yöntemsel bir farklılıktır. Yani fiziksel modele dayalı heyelan duyarlılık haritası da yapabilirsiniz 25 bin ölçekte. Olasılıksal yöntem kullanarak da heyelan duyarlılık haritası yapabilirsiniz 25 bin ölçekte. Yani dolayısıyla hani burada yöntemsel farklılıklar var. Bunların birbirlerine göre üstünlükleri var. Birbirleriyle çakıştıkları noktalar var. Onlar hani işin başka bir boyutu. Ama haritalar üretiliyor mu? Üretiliyor. Kurumlar bu konuda çaba gösteriyor mu? Yani evet belli bir ölçekte gösteriyor ama eksik bilgilerle, bakın bu çok net, bunu çok net söylüyorum. Eksik bilgilerle yöntemsel olarak da tartışmalı bazen yöntemler var. Onlar da dediğim gibi ayrı bir soru işareti ya da tartışma konusu. Ama üretilen ürünler nerede ne kadar kullanılıyor, etkin olarak kullanılıyor? Çok ciddi anlamda soru işareti bu. Çok kullanılmıyor yani. Candan Hocam herhalde buna ekleme yapacak Hakan'cığım. Evet Candan Hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında çok derin teknik konulara girmek istemiyorum. Aslında Remzi Hocam'ın sorduğu soruyu ben çok iyi anlıyorum. Çok nazik soruyor sorusunu. Çok kibar soruyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ben şöyle bir açıklama getireyim buna. Amerikalıların bir sözü vardır. Garbage in, garbage out. Yani çöp sokarsan çöp alırsın sonuçta. Evet. Şimdi bir takım modellemeler yapıyorsunuz. Bu modellemelere bir şey sokuyorsunuz. Sonuçta bir şey alıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte Dempster-Shaffer yöntemiyle yaptım. Diyorsunuz ki lojistik regresyonla yaptım. Diyorsunuz ki yapay zekanın bilmem nesiyle yaptım. Tamam bunlar akademik bir karşılığı var, bilimsel bir karşılığı var ve bunlar işte dünya literatüründe yer alabiliyor. Değerli midir? Hepsi değerlidir. Hiçbir itirazım yok. Hocamın sorusuna gelecek olursak, şimdi iki tane örnek vereyim size. Dünya bir ülkeyi alıyorsunuz, şöyle düşünün, o ülkedeki kömür tüketimiyle elma tüketimi arasında bir ilişki arıyorsunuz. Olabilir mi? Bir şey çıkabilir. Ama o ülkedeki hava sıcaklığıyla kömür tüketimi arasındaki ilişkiyi alıyorsunuz. Oradan da bir şey çıkıyor. Şimdi ikisi arasında ikisi arasında bir anlamlı ilişki yok. Yani kömür tüketimiyle elma tüketimi arasında bir anlamlı ilişki yok. Ama kömür tüketimiyle hava sıcaklığı arasında anlamlı bir ilişki var. Hem de son derece anlamlı bir ilişki var. Fakat bunu analitik çözebiliyor musunuz? Çözemiyorsunuz. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? İstatistik çözüyorsunuz. Aslında bizim heyelanda yaptığımız da bu. Yani bunu süreç o kadar kompleks ki bütün yüzlerce kilometreye şey yaptığınızda, yaydığınızda. Dolayısıyla bunu mutlak heyelan bilgisi olan, jeoloji bilgisi olan insanların yapması gerekiyor. Teşekkür ederim hocam. Ya da o ekipte mutlaka bu işi bilen insanların olması gerekiyor. Evet. Sonra devam ediyorum hocam. Bir şey daha söyleyeyim, hoşunuza gidecek. Jeoloji mühendisliğini ön plana koymak lazım. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Bir şey daha söyleyeyim hocam. Şimdi sonra ne yapıyorsunuz? Bu ürettiğiniz haritanın doğruluk performansına bakıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki efendim %94 doğrulukla ben bunu tahmin ettim. Ama tahmin ettiğiniz şey aslında elinizdeki verilerle konuştuğunuz şey. Dolayısıyla bu performans indekslerinin de değişmesi lazım.
Şu anda onlar hatalı, eksik, yetersiz. Onu ben söylüyorum, bakın çok net söylüyorum. Dolayısıyla yani özetle şuna geliyorum ben. İşin fiziksel süreçlerini bilmeyen insanların ya da bilmeyen bilim insanlarının bu tip haritaları üretmeye kalkması son derece hatalı sonuçlar üretebiliyor. Evet, evet, evet. O zaman da Remzi Hocam baktığında ya kardeşim burada yüksek duyarlılık diyor ama burada zinhar ilan olmaz diyebiliyor haklı olarak. Niye? O elindeki envanter bilgisayar neyse onu söylemiş. Dolayısıyla yok, baktığım zaman görüyorum hocam. Doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum ben. Değil, baktığım zaman görüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Yani onun için bu işlerin biraz da jeologların liderliğinde ya da jeoloji mühendislerin liderliğinde ama multidisipliner olmasında son derece fayda var. Tabii. Çünkü yeni gelişen teknolojilere bağlı olarak elde ettiğimiz algoritmaları bizim meslek disiplini olarak uğraşmamız mümkün değil. Ya orada ayrı bir dünya var. Ama onun fiziksel olarak anlamını yorumlamanın ya da şunu koyduğumda bunu alırım, bunu koyduğumda şunu görürüm muhtemelen diyebilmek için de jeoloji mühendisi olmak gerekiyor. Sanırım Remzi Hocam'ı tatmin edici bir cevap vermişimdir. Teşekkür ederim. Yani, bazı şeyleri söylediğim zorla da olsa kibarlıkla da oluyormuş demek ki. Teşekkür ediyorum sevgili hocam. Sağ olun. Bize de bu fırsatı verdiniz, kendimizi ifade etme fırsatını. Ben yani memlekette yapılan her başarılı işe seviniyorum. Özellikle genç arkadaşlarımızın yetişmesine. Doğru işler yapalım çünkü geleceğimiz, gençlerimizin geleceği bu ne jeoloji mühendisliğinin öğretilerine bu ülkenin ihtiyacı var. Farkında değil bu ülkenin ne bileyim yetkili organlarında bulunanlar. Çok doğru söylüyor. Çok doğru. Evet. Gerçekten ihtiyaçları var. İlla ki biz iyiyiz, biz bunu yaparız falan demeyelim. Kendileri ihtiyaç hissetsinler. Madem görmedikleri, göremiyorlar, biz de bunu söyletelim onlara, söyleyelim. Çekinmeyelim. Katılıyorum değerli hocam, çok katılıyorum. Ama yeter ki düzgün iş yapalım. Yani burası bizim, biz burayı tamam biz böyle dedik, böyle de değil. Doğru. Çok doğru, doğru. Evet. Tamam, başka alternatifler. Ben mesela baktığım zaman heyelan envanter haritasına hangi bölgelerde doğrudur, hangi bölgelerde yanlış olma olasılığını ölçebiliyorum. Ne doğru. Ne zaman ölçüyorum? Jeoloji haritasına güveniyorsam, yağışların doğru olduğuna güveniyorsam, aktif payzonlarını görebiliyorsam. Doğru. Hocam işte hepsini birbirleriyle ilişkilendiriyorum. Kömürle elmayı ilişkilendirmek değil o. O zaman doğru, hava sıcaklığıyla kömür tüketimini ilişkilendirmek gibi oluyor. Doğru. Değerli hocam bir şey bu daha işi, söyleyeyim de. Bu işi bilmeyen kişi o zaman elma üretimiyle kömür üretimini karşılaştırır. Olmaz. Doğru. Değerli hocam bir şey daha söyleyeyim. Galiba bizim jeoloji mühendisliği o kadar engin, o kadar büyük, o kadar zengin bir meslek ki gerçekten bizim galiba ben de bir hoca olarak söylüyorum bunu. 4 yılda jeolojiyi öğretmemiz galiba mümkün değil hocam. Yani mümkün olmuyor. Ya, o yüzden nasıl söyleyeyim? Yani dünya aslında jeoloji demek. Evet. Onun için kavramları doğru yerine oturtup doğru tartışmalar, doğru düzlemler üzerinde doğru eğitimi verebilirsek ki bunun galiba baş müsebbibi de biziz. Yani Remzi Hoca, Candan Hoca, Aykut Hoca falan yani. Meslektaşlarımıza da kusur bulmuyorum. Ben kendimize kusur buluyorum. Evet, evet hocam. Bazı şeyleri doğru öğretemiyoruz. Yeterince öğretemiyoruz. Bunun da temel problemi yani şöyle söyleyelim. Bir insan ya, insan. Doktor. Yani bir insan üzerinde uğraşıyor. 6 yıl sadece pratisyen hekim olmak için okuyor. Biz koca dünyayı 4 yılda öğretmeye çalışıyoruz. Bunun da ilk yılı zaten fizik, matematik gibi temel dersler. Sonra jeoloji öğretmeye kalkıyoruz. Hocam bu mümkün olmuyor. Yani çok siz güzel, benden daha tecrübeli, benim hocamsınız, büyüğümsünüz. Galiba öğretemiyoruz biz.
Burada bir problemimiz var. Daha sonra bu insanların bir kısmı akademisyen oluyor, bir kısmı meslekte uygulayıcı oluyor vesaire vesaire. Hüseyin başkanımın söylediğine de çok katılıyorum. Yani dev gibi heyelanı görmüyor, dev gibi fayı görmüyor, bilmem neyi görmüyor. İşte kıytırık bir taşıma kapasitesini vermeyi kendine şey sayıyor bizim meslektaşlarımız. İş sayıyor. Yani biz mesleği öğretemiyoruz hocalarım. Sevgili şimdi arkadaşlar. İzin verirseniz diğer katılımcıların da vaktini çalmamak için. Özür diliyorum. Bitti. Sustum. Sadece tamam. bir şey söyleyeceğim. Sustum. Belki bana kızacaksınız ya da kızacaklar olacaktır. Şimdi jeolog eğitimiyle jeoloji mühendisliği eğitimi arasında fark vardır. Kesinlikle. Evet. Evet. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. Hocam ben de bir şey söyleyeyim. Madem bu tartışma biraz şey, eğitim boyutu dışındaki kısmıyla ilgili söyleyeyim. Geçen Hasan Hoca'nın toplantısında da ifade ettim. Aslında bunu sıklıkla dile getirmek gerekiyor. Bugün basına da yansımıştı. İstanbul'da da bir işte deprem platformu falan şey olmuştu. Sami de burada olduğu için söylüyorum. Ona da yazdım, gönderdim. Şimdi bizim mesela İtalya veya Hindistan benzeri bir bu özellikle mühendislik alanının gelişmesi için bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Mesela Hindistan Türkiye nüfusundan daha fazla nüfus barındıran 12 büyük şehrinde eş zamanlı olarak mesela mikro bölgeleme ile yani sismik mikro bölgeleme çalışması başladı. Arkadaşlar bunun adı sismik mikro bölgeleme ama bu bütün riskleri kapsıyor. Mesela orman yangınlarında kapsıyor. Yani o da afetin bir türü. Yani işte Bodrum'da mıydı geçen yıl bir geldi birkaç tane ev yandı. Afet mi afet? Sonuç itibariyle yani bizim ülkede bütün bu sorunlar aslında heyelanmış, kaya düşmesiymiş, ne bileyim paleosismoloji çalışmasıymış, hidrojeolojik sorunlarmış. Bunların tamamını İtalya mesela çok iyi çözmüş yani. Ki kendi mikrozon haritasını da yayınlamış durumda. Nerede ne tür tedbirler veya risklerle karşılaşacağını biliyor. Belki Türkiye için de bütün kentler eş zamanlı bu çalışmayı yürütebilir. En azından başlangıç olarak İstanbul gibi bir kenti. Yani zeminde bir şey olmayabilir de üst yapıdan kaynaklı bir risk havuzu olabilir orası. Olabilir. Evet. Yani bizim bunları adam gibi ortaya koymamız lazım. O açıdan Candan abinin söylediğine katılıyorum. Yani şey multidisipliner bir çalışmayla bu ülkenin kendi bu mikrozon haritalarını adam gibi hazırlaması lazım. Evet. Bak İtalya bunu çok güzel yapmış. Yani ben bunu evet. Bir sürü yerde İtalya'ya örnek gösteriyorum. Hindistan dediğim gibi TÜBİTAK'ı, üniversiteler şu buyu da içinde yani. Adam gibi bir şartlarını hazırlamışlar. Ben Sami'ye özellikle bu İstanbul deprem platformunda da bu konuyu dile getirmesini yazdım. İnşallah önümüzdeki günlerde oralarda bunlar gündeme gelir. İstanbul Türkiye'ye bir rol model olur. Yani adam gibi bir şartlama önce ortaya çıkarır. Sonuç itibariyle de bu çalışmalar bütünlüklü bir anlayışla Türkiye çapında da yayılır diye düşünüyorum. Dediğim gibi Hindistan Türkiye'den daha büyük bir nüfusta eş zamanlı 12 büyük kentte başlattı yani. Bizim bu tür çalışmalara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Evet, sağ olun Sayın Başkan. Biz de teşekkür ederiz. Koray Bey, sözü size vereceğim. Koray Bey. Gitmiş. Koray küstü gitti herhalde. Yok, buradaymış gördüm. Burada, Koray Bey burada mı? Bağlantısında sorun var galiba. Hocam, Koray Bey gelene kadar bir kısa bir soru var. Zamanımızı da bayağı açtık ama. Şevki Bayraktaroğlu sormuş. Sesim geliyor mu acaba? Ha Koray Bey buyurun. Heh. Tamam geliyor sesiniz. Gitti. Geliyor musun? Koray sesin gelmiyor. Daha doğrusu gidip geliyor. Görüntü de gitti. Koray Bey sistemden şu an çıktı. Çıktı mı? O zaman tam YouTube'daki şey soruyu. YouTube üzerinden gelen soruyu soruyor. Bir saniye geldi galiba. Koray Bey duyuyor musunuz bizi? Koray Bey. Evet.
Ertuğrul Bey söz istiyor. Ertuğrul abi söz istiyor. Hakan acaba? Unutma Ertuğrul abi. Tamam vereceğim Ertuğrul Bey. Sesim geliyor mu acaba? Duyuyoruz sizi Koray Bey. Sesim geliyor mu şu anda? Evet. Koray geliyor şimdi geldi. Koray Bey bir internette sorun var herhalde. Ben açıyorum. Açtım. Ertuğrul ses geliyor mu? Ertuğrul abiden alalım o zaman. Koray tamam. Biraz beklesin. Evet. Ses geliyor mu? Sunum için. Ama şimdi, yani şey tekrar edeyim. Yani en son söylenecek laf. Konuşabilir miyim? Koray Bey ara sıra girip çıkıyor ama çözemedik problemi. O zaman Koray Bey'i bir sonrakine koyarsak daha iyi. Ertuğrul Bey buyurun. Düşünüyorum. Buyurun. Öncelikle bu heyelan envanteri konusunu anlatan arkadaşımıza ve diğer katkıda bulunan ve soru soran tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben 1958 mezunu bir jeolog, ondan sonra da jeoloji yüksek mühendisi olan bir meslektaşınız olarak arkadaşlarımız hakikaten özellikle hocalarımız jeoloji mesleğini kısa süreli olduğunu, 4 yılda tamamlandığını söyledi. Ki dediklerine katılıyorum. Bizim okuduğumuz sürede 28 öğrenciydik İstanbul Üniversitesi'nde. Başka kimse yoktu. Dolayısıyla öncelikle biz jeoloji tahsil ettik. Mezun olduğumuzda da jeolog diploması aldık. Ve çalıştığımız kuruluşlarda hani genelde İnşaat mühendisleri olduğu için hani mühendislerle jeologlar arasında böyle bir ayrım vardı. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi'nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde jeoloji mühendislikleri açılınca ben sonradan da fark dersleri vererekten jeoloji yüksek mühendisi oldum. Ama ben jeologluğu her zaman tercih ediyorum. Ve de bu yaşıma gelmiş olmama rağmen bu mesleği seçtiğim için de çok mutluyum. Tekrar dünyaya gelsem gene bu mesleği seçerim. Gelelim bu heyelanlar konusuna. Şimdi ben devlet su işleri kökenli bir arkadaşınız olarak, meslektaşınız olarak DSİ'deki birçok büyük su projelerinde çalışırken hakikaten heyelan konusuna da çok özen gösterdi. Ama bu çalışmalarımız genelde daha ziyade proje bazında oluyor. Yani projeye zararı var mı yok mu o konuda. Ama bugünkü sunumda gördüğüm kadarıyla çok daha kapsamlı bir çalışmayla o envanter elimizde olduğu zaman çok çok daha kapsamlı çalışmak gerektiğini bugünkü sunumda çok güzel öğrenmiş oldum. Buna da ihtiyacımız var. Fakat bu tür projeler hani parasal olarak fazla bir katkısı olmayınca belki de bütün bu yapılan çalışmalarda hani büyük projelerde işte diyelim ki büyük su projelerinde karayolu ondan sonra mimar planlarının olduğu yerlerde havaalanları gibi büyük projelerde mutlaka bu heyelan çalışmaları dediğim gibi proje bazında yapılıyor. Fakat proje bazında yapmak gördüğüm kadarıyla yeterli kalmayabiliyor. Ama şu var ki bugüne kadar bizim çalışmış olduğumuz projelerin genelinde hakikaten liyakatli arkadaşlar çalıştıkları için çok sorunlarla karşılaşmadık. Çünkü sorunları çözmeye çalıştık. Hani bizlerin o 4 yıl eğitim aldık ama o eğitimden sonra da hangi kolda çalıştıysak. Şimdi ben mühendislik jeolojisi konusunda çalıştım ve kendimi o konuda geliştirdim. Yani yurt dışında da gittim, eğitim yaptım Stanford Üniversitesi'nde. Detaya girmeyelim. Dolayısıyla hani belki 4 yıl yeterli değil ama zaten doktorasını yapan, işte doçent olan, profesör olan arkadaşlarımız kendilerini spesifik olarak her konuda yetiştirmiş oluyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de de çok sayıda bildiğim kadarıyla belki de ihtiyaçtan fazla şu anda jeoloji mühendisi var. Benim gördüğüm bu uygulama projelerinde daha ziyade projeyi problemi siz çözüyorsunuz
Fakat çözdükten sonra uygulama yapılırken sizin vermiş olduğunuz jeoteknik projeler ve de uygulamalar esnasında ki kontrolda kontrollüklerde aksaklıklar olduğu için sorunlar çıkabilir. Dolayısıyla bu da önemli bir konu. Yani yapılan jeoteknik projelerin uygulama aşamasında mutlaka ve mutlaka çok ciddi şekilde araştırılması gerekir. Hani bizim çalışmalarda, bu heyelan çalışmalarında söylediğimiz gibi inklinometre olsun, harici röperlerle kontrol olsun, harici röperler çok önemlidir. Yani herhangi bir yerde bir şey, problem varsa biz o problemleri harici röperlerle de çözüyoruz. Yani aletsel olarak kontrol ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla hani hep böyle bardağın şey tarafından, boş tarafından bakarak konuşmalar gelişti biraz. Ama bir de dolu tarafından baktığımızda gene ben dediğim gibi 60 yıldan fazla bu meslekte çalışan birisi olaraktan ama Türkiye'de bu konuda oldukça ilerideyiz. Ama ne yazık ki özellikle şehir planlamasında yani bina yapılarında içerisine rant girdiği için o ayrı bir boyut. Ama karayolu, devlet su işlerinin büyük su yapıları gibi konularda iş ciddi olduğu için işin gereği neyse bugüne kadar yapıldığını düşünüyorum. Fakat bu heyelan envanterinin de yapılmasında ve hatta dediğim gibi her sene tabii 25 bin ölçek, küçük bir ölçek, revize edilmesi ve güncellenmesi gerekir. Bunlar da hangi kuruluş yapacaksa veya başka kuruluşlar yapıyorsa onları birleştirecek bir organizasyon olması gerekir diye düşünüyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Koray Bey, sesimizi duyabiliyor musunuz? Koray Bey geldi ama herhalde yeni bir şey olacak. Çalışmıyor, mikrofonu yok. Yok mu? Peki o zaman YouTube üzerinden gelen soruyu soralım çabuk çabuk hocama. Hocam Şevki Bayraktaroğlu sormuş. Sivil bilim kavramında sivil kavramının bilgi ve bilinç düzeyinin konuya etkisi nedir demiş. Tabii ki bu aslında biraz toplumsal eğitimle alakalı olan bir şey. Evet, yani ona belli noktada katılıyorum. Ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor tabii ki. Böyle bir olanağın olduğu ve bunun sivil inisiyatif tarafından da karşılanabileceği bir takım tabii eksiklikleri konuştuk onları aslında. Onları bir kenara bıraktığımızda mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama bunun ötesinde elbette ki topluma bu konuda bir bilgilendirme yapılması mutlaka gerekli. Aslında birçok alanda olduğu gibi. Bugün artık sunumda da bahsettik. Bu sosyal medya olanakları bunun için aslında son derece etkili bir yöntem. Ama bunun ötesinde yüz yüze bir takım şeylerin de aslında sağlanması noktasında yine özellikle ilk başta Cahit Hocam da vurguladı. Yerel yönetimlerin etkin biçimde kullanılması bu problemin belli bir ölçekte çözülebileceği inancını getiriyor bana ama tabii ki yine de belli soru işaretleri mutlaka olacaktır. Mutlak bir çözüm elde etmek belki çok mümkün gözükmüyordur ama en azından belli bir aşamaya getirilmesi bile hiç olmayacak durumdan çok daha iyi bir duruma gelmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ben bu şekilde cevaplayabilirim zannediyorum soruyu. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Başka katkı koymak isteyen, soru sormak isteyen yok herhalde. Evet. Koray Bey'e şey yapamadık. Galiba Tahir Bey. Tahir Bey, buyurun Tahir Hocam. Tahir Hocam sesiniz gelmiyor yalnız. Yine alamadık. Geliyor mu sesim? Şimdi geliyor, evet hocam. Geliyor mu? Peki, kulaklıktan evet. Herhalde. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Hepinizi bir arada görmek çok güzeldi.
eski arkadaşlarımı, öğrencilerimi görmek. Ben bu en son sorudan, en son soru sorulduğu için zaten söz almak istedim. Hem de sizlere bir merhaba demek istedim. Bu arada odaya gerçekten bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler çok çok önemli. Benim ilgisizliğimi bağışlarsa Hüseyin Bey'in başkan olduğunu ben yeni bugün birisi başkan diye hitap edince öğrendim. Dalgınlığıma versin. Aslında çok güzel şeyler söyledi. Hasan'ın seminerinde de aynı şeyi dile getirdi. Ona geleceğim ama demin sevgili meslektaşlarımız, hocalarımız jeoloji eğitiminden söz ettiler. En son soruyla şu şekilde ben bağdaştırıyorum. Yani bir ülkede herhangi bir konuda çok iyi düzeyde olup da başka bir konuda çok kötü düzeyde olunamaz. Yani bu 2 kere 2 4. Evet. Şimdi bu kadar şey yapıyorsunuz, çalışma yapıyorsunuz ve karşıdaki insanların algısı, daha doğrusu ülkenin genel eğitimi çok önemli. Bakın ben deprem konusunda da bu korona, yaşadığımız korona olayını gündeme getirdim. Çok güzel bir örnek oldu. İnsanlar şu anda kurallara uymadığı için hastalık aldı başını gidiyor. Şimdi Eylan'ın geldim dediği yeri, Ertuğrul Bey'in dediği gibi veya Remzi Bey mi söylemişti Eylan'ı veya neyse isimleri karıştırıyor olabilirim. Heylan geliyor, oraya insanlar bina yapıyor. Yani buna siz ne yapacaksınız? Ha, çok sıkı önlemlerle, devletin sopasıyla diyelim, kusura bakmayın, ne kadar önüne geçilebilir? Yine bakın, korona da önüne geçilemiyor. Ya bu genel eğitim düzeyiyle ilgili. Size bir anımı anlatayım. Mustafa Softa'nın doktora sahasına geldik Trabzon'a. Akçaabat yamaçlarındayız. Aykut bilirsin oraları. Köfteye evet, evet hocam. Karşı yamacında Akçaabat'ın denize bakan, malum Karadeniz'i hepimiz biliyoruz. Sözü, onların ömrü ne kadardır sence? Biz orada Mustafa'nın arazisine bakar, gökdelenlerin arazi, yüksek katların arasında 3 katlı. Biraz yaklaştım, hemen önüne istinat duvarı falan çekilmiş, yollar henüz altyapı yok, çamur falan ama evi bayağı güzel kotarmışlar. Buranın müteahhiti kim dedim ben. Neyse, biraz sonra gelecekler. Bu arada ben bir baktım, istinat duvarı yoldan ayrılmış, birkaç santim açılmış. Neyse Mustafa'ya da gösterdim. Ev şey gelince, müteahhit gelince ona buraya kime danışıp da ev yaptığını söyledim. Müteahhit oldum, bu evler olur. Dedim bu evi peki yani neyse bir cevap ama ruhsat almış yapıyor. Dedim bu binayı çok güzel yapmışlar ama dedim binanın çevresi çok sakat. Adam yadırgadı, duvarı gösterdim. Ha, sordum kendisi için yapıyormuş. Bayağı 3 katlı müstakil bir ev yapmış. Ben duvarı gösterince duvarın açıldığını ve buranın kayacağını söyledim. Bak dedim adımı soyadımı al, yaz bunu. Burası dedim mutlaka kayacak. Ben mühendislik jeolojisi uzman değilim ama çatlakları orada görüyoruz. Yamaç belli. İşte volkanik kayanın ayrışması belli. Geliyor yani. Göz göre geliyor. Adam ne dedi biliyor musunuz? Kendisi için yapmış özenerek. O zaman ben burayı satayım dedi. Dedim ki satacağın kişi kim? Onun biraz can damarından girmek için benim için önemli değil ama satacağın kişi Müslüman değil mi dedim ona. Dondu kaldı. Yani böyle bir eğitim düzeyinde, genel eğitim düzeyi, tamam jeoloji eğitimi tartışılabilir. O ayrı bir konu ama ben her zaman şunu söylüyorum. Temel konularda, işte burada birkaç tane sayıldı ama hala olanlar var. Bizim bölümün, hepimizin öğrencileri var daha doğrusu. Temel konularda iyi eğitim aldıysanız üzerine meslek hayatınız boyunca kendiniz koyarsınız kendi artılarınızı. Hepsi eğitimin temelde mümkün değil. Tamam, tıp fakültesi çok özel bir örnek. 6 yıl eğitim, 4 yıl ihtisas. Bizde öyle değil. İhtisasını 3 yılda da yapan var veya neyse onlara girmeyelim. Ama önemli olan temel bir jeoloji eğitimi. Onun için de bütün dünya lisans için 4 yıl öngörmüş falan. Ondan sonra tartışılır. Odanın daha önce girişimleri oldu, hala olabilir falan falan. Ama her ne kadar da insanların genel eğitim düzeyi çok önemliyse de ülkenin herhangi bir eksiği varken
başka bir herhangi bütün genel şeyi kalitesi düşükken bir konuda sıçramak evet olabilir. Tek başına olimpiyat madalyası alan insanlar da var. Tek başına voleybolda şampiyon olan takımlarımız var. Bunun gibi. Bunun yolu nedir? Bir defa mesleğimizi çok iyi yapmaktır. İkinci yolu nedir? Örgütlü olmaktır. Üçüncü yolu nedir? Örgütün çok iyi çalışmasıdır. Bak Hüseyin Bey şeyde de söyledi. Deprem konusunda da Hasan da söyledi daha doğrusu. Israrla bir şeyi çok tekrar etmek az gelişmiş ülkelerde çok önemli. Bakın dikkat edin bazı politikacıların başarılarına. Biz de zaten okulda onu yapıyoruz. Ders anlatırken doğruları sürekli tekrar ediyoruz ki ezberine girsin diye. Ezberliyor mu öğreniyor mu onu sonra tartışırız. Aslında özünde ezberliyor. Aklında kalıyor yani aklına sokuyorsunuz onu. İşte odanın ve bizim meslektaşların bir mesleğin çok iyi yapması lazım. Demin çok katlı olarak söylediniz. Bizim kendi meslektaşlarımızdan da bildiği dalı kesenler var. Bakın o ara Aykut sen İzmir'deydin belki de. Evet. Bizim İzmir şubesi bir ara, size biraz uzatıyorum ama onlar çok önemli bence. Bir ara raporları denetledi. Evet. resmi jeologların verdiği raporları o da denetliyor. Denetleyen arkadaşlar da isim vermeyin. Benim çok yakın tanıdıklarım. Bu konuyu bilen bizim bölümden insanlar. O zaman biraz daha genç oldukları için onlara o görevler veriliyordu. Kim olduğunu biliyorsunuz zaten. Bir rapor gelmiş. Bir tane fay var. Demiş ki bir not yazmış denetleyen kişi. Fay hakkında bilgi, biraz bilgi verir misiniz? Hiçbir bilgi yok. Haritada bir tane fay var. Zemin etüdü yapılıyor. Hiçbir bilgi yok. Rapor geri verilmiş. Rapor geri geldiğinde ne olmuş biliyor musunuz? Fay hakkında ne bilgi verilmiş? Fay haritadan silinmiş. Bunu abartmıyorum. Bunun canlı tanıkları şu anda 9 Eylül Üniversitesi'nde prof. İşte böyle bir ülkedeyiz ama olsun. Yine de ekrana çıkma fırsatı olanlar, toplantı yani yok olabilir. Neden olmasın? Yöneticilerin, meslektaşların, bir defa meslektaşlarımın mesleğini çok iyi yapması lazım. Ben emekli oldum ama hala bu mesleği çok seviyorum. Onun onuru için her şeyi yaparım eğer bir şey üzerime düşerse. Çok çok iyi yapması lazım. Meslekten taviz vermemesi lazım. Örgütün çok iyi çalışması lazım. Yetkililere bıkmadan usanmadan randevu vermiş vermemiş bilmem onur monur yok burada. Mesleğin onuru var. Bıkmadan usanmadan uzmanların örneğin senin gidip Akçaabat'ta o durumu Aykut anlatman lazım. Millete göstermen lazım. Bakın orada gerçekten Akçaabat yamacında şu an evler kaymak üzere. 8-9 ben bakarken abartmıyorum. Mustafa canlı tanık. Mustafa Soft'a. Dedim Mustafa ben bu evlerin önünden geçemem korkarım dedim. Gerçekten öyle ama. Veya işte depremle ilgili ilişkimizi biliyorsunuz. Koronayla ilgili ilişkimizi biliyorsunuz. Buna rağmen bu ülke batacak mı? Hayır batmayacak. Bu ülke bilimin ışığında ilerleyecek. Bilime inananlar da bunun sonuna kadar savunacak. Çok uzattım özür dilerim ama çok dertliyim. İlk gençliğimden bu yana bu konularda dertliydim. Bu arada Hüseyin Bey onu da söyleyeyim. Ama hala benzer dertler devam ediyor. Ne yapalım? Bizim de yaşayacaklarımız bunlarmış. Çok çok teşekkür ediyorum. Aykut gözlerinden öpüyorum. Hepinize çok sağ olun. Hüseyin Başkanıma da başkan diye hitap etmek istiyorum. Sen de hocam ya. Görüşmek üzere. Sağlıklar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Hem katılımınız hem katkınız için. son hocam olarak teşekkür ediyoruz. Var mı? Hocam var siz mi bir şey söyleyeceksiniz? Ben çok kısa bir şey söylemek isterim. Bu eğitimle ilgili tabii öğrenci arkadaşlarımız da var. Yıllardır bu pratiğin içerisindeyiz. Bunları her zaman da söylüyoruz aslında. Bu iş tabii ki elbette en başta yapılan işin çok sevilmesi gerekiyor. Yani hangi iş yapıyorsanız yapın. En başta bu gerekiyor. Yani yaptığınız işi şevkle, aşkla yapmanız gerekiyor ki başarılı olabilirsiniz ve bununla birlikte zaten onu mesleğinize duyacağınız saygı da beraberinde geliyor. Eğer bu olmadığı sürece istediğiniz teknik bilgiyi ne kadar sürede verirseniz verin çok da etkili olmuyor. Dolayısıyla ama tabii burada şunu da vurgulamak gerekiyor. Bütün de baktığınız zaman bu sevgiyi verebilmek biraz da biz eğitimcilerin de rolü aslında son derece önemli. Çünkü mesleğimiz son derece önemli ve ihtiyaç duyulan bir meslek.
Her ne kadar Türkiye'de bu tam karşılığını bulamıyor olsa da ama bunu anlatmak zorundayız. Dolayısıyla bunu anlattığımız zaman da genç meslektaş adayı arkadaşlarımız bunu anlıyorlar. Ben bunu çok uzun zamandır gözlemliyorum. Ama daha sert ifadelerde bulunulduğu zaman her kim olursa olsun insan yapısı gereği bir tepkisel bir reaksiyon gösteriyor. Ve bu durumda da işte mesleğini sevmeme ve dolayısıyla da mesleğe saygı duymama gibi bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla mesleğimiz son derece önemli ve güzel bir meslek. İhtiyaç duyulan bir meslek. Mesleğimizi sevmek durumundayız. Zaten sevilmiyorsa da hiç bu işe bulaşmadan kısa yoldan gidilmesi gerekir diye ben her zaman öğrenci arkadaşlarıma da tavsiyede bulunuyorum. Dolayısıyla diğer tüm hocalarımızın, katılımcıların söylediklerine de aynen katılıyorum. Gecenin bu saatine kadar da sabırla dinleyip katkı verdikleri için de ben çok ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Evet, sevgili hocam, biz de size genel merkezimiz, Trabzon Şube Yönetim Kurulumuz ve tüm katılımcılar adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca gerek Zoom üzerinden gerekse YouTube üzerinden katılım sağlayan, destek veren tüm misafirlerimize, meslektaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Siz herhalde son konuşmanızı yaptınız. Evet. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, iyi geceler. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.